Yayına girdim babacığım, şu an veremem. Aleyküm selam. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Bir dakikanızı alacağım. Bir dakikanızı alacağım. Hemen geliyorum, bir toplaşalım. Evet geldim arkadaşlar, kusura bakmayın, ufak bir ailesel durum söz konusu oldu, o yüzden ufak bir ara vermek zorunda kaldım. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Ay evet, Cenabetis, fena başlamadığımız sezon muhtemelen bu yayınımızda ciddi bir düşüşe sebebiyet verecek arkadaşlar. Birazdan Wrexham'la oynayacağız. Wrexham abi çoğunuz bilir. Gerçekten kadro kalitesi çok iyi. Vallahi iyi ya, ne olsun, aynı devam ediyoruz işte haftanın ilk günü. Biraz haftanın ilk günlerinin hani genel mental bir yorgunluğu olur ya, onu hissettik. Umarım iyi bir hafta olur hepimiz için diyelim. Evet şimdi arkadaşlar, bu inanılmaz futbolcuları var bu puşların. Yani kendi sahamızda oynayacağız ama biz bu herifleri nasıl geçeriz? Bilmiyorum yani. Yok yok yok, buradasınız. Daha yeni başlıyoruz. Şöyle bir heriflerin taktiklerine de bakalım. Üçlü savunmayla çıkıyorlar. Aslında geçen sene bizim oynadığımız taktiğe yakın. Şuna bakın lan. Forvet'e bak. Koy Sivas Spor'u oynasın. Yaptabare'den daha iyi oldular. Bu seviyede ne işin var oğlum senin? Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir fikstüre baktığımız zaman aşırı iyi başladık. Ama ben size hep dedim. Düşüş yaşayacağız, düşüş yaşayacağız ve son iki maçta düşüşü hissettik açıkçası arkadaşlar. Kesinlikle hedefimiz playoff falan değil. Bu sezon ligde kalmak istiyoruz. An itibariyle playoff potasındayız. 6. sıradayız. Eksik maçımız var. 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 14 puandayız. Ama çok ciddi düşüşü yaşayacağımız muhtemelen video bu olacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi acayip bir takımı var ve şu an Wrexham çok kötü gidiyor yani. Şu kadroyla ligin 16'sında olmak enteresan. Maaşı 180 bin euro la. 180 bin euro. Aleyküm selam. Bence de hedef bu sezon ligi orta sıralarda bitirmek. Daha sonra maddi durumu birazcık düzelttikten sonra 1-2 sene içinde üst lige çıkmak. Yani tek sezonda çıkmak çok zor. Evet mesela Wrexham'la oynayacağız şimdi arkadaşlar. Şey de yok. Regenimiz Lim Lavrens de yok arkadaşlar bu karşılaşmada. Cezalı olduğu için oynayamayacak.
Açıkçası çok umudumuz olan bir maç değil. Çıkıp mücadelemizi edeceğiz. Sonlanıyor tabii ya. Doğru diyorsun. Aleykümselam Bozkurt, hoş geldin. Haydi bakalım. Bir puan bizim olsun. Bence yeterli. Bence bir puan. Tertemiz bir puanımız olsun yeterli arkadaşlar. Çünkü bazı oyuncularımız hakikaten mesela Gonzales'ten hiç verim alamadık. Verim alamadığımız oyuncu sayısı çok fazla arkadaşlar yeni transferlerde. Ya yani evet, bir iki oyuncu iyi çıktı ama genel itibariyle baktığımız zaman savunmanın dışında hücum anlamındaki oyuncularımızın özellikleri gerçekten iyi değil. Bu sezon bizi ne kadar ayakta tutarsa savunma ayakta tutacak açıkçası. Şimdi uzun top Dixon'dan sekmedi. Bir uzun top da rakipten geldi. Revan karşıladı. Morton indirdi, bel aldı. Almadı işte Memo. Neredeyse alacaktı. İptal oldu. Devredilecekti kulüp. Belki de zengin bir yatırımcı hakikaten alacaktı. Son anda iptal oldu, anasını satayım. Ah, kaçırdık işte, kaçırdık. Kakay. Kakay geliyor. Kakay vurdu Johnson. Fotoğraf çektiriyor Johnson. Aynen Bursasporlu. Doğru diyorsun. Çok iyi kadrosu var. O yüzden diyorum ya, zaten maçta açıkçası istediğimiz gibi başlayamadı. Özellikle hücum anlamında. Bugün bir puan alırsak bence kafi, ama o bireysel hücumcuların kalitesini nasıl engelleyeceğiz göreceğiz. Winter. Ben. Bir de Lawrence de yok savunmada. O da ciddi sıkıntı. Evet, çıkarken top kaptırdık. En gereksiz top kayıpları açıkçası bunlar şu seviyede. Çünkü o topu bir anda kalenizde görürsünüz. Cleaver, Miles, Kakay. Üçlüyü de şu ana kadar Kakay'ı ileri çıkararak oynuyorlar. Sağ beki kanat, sağ bek Kakay. Hücum desteğiyle dikkat çekiyor. Şimdi O'Connor çok güzel geldiler. Nereye çıkarttın? Nereye çıkarttın? Nereye çıkartıyorsun ya? Attı işte o adam. Savunmanın büyük hatası ve top filelerimizde. Geliyor geliyor. Taraftar 270 taraftarımız oldu arkadaşlar. İki kere fırsat geldi. Öküz Tasker işte Lawrence'ın yediği. İlk önce burada sıçtı. Daha sonra da ikinci de rakibin önüne tertemiz bir asist yaptı. Muhteşem bir asist yani. Kamera açısı çizgi. Taç çizgisi. Taç çizgisi, kamera yüksekliği. En az, zoom en yüksek. Evet, kötü hücum performansı. Bahsettiğimiz olayı yaşayacağız gibi gözüküyor dostlar. Hücumda sıkıntımız var. Bireysel yeteneklerimiz Dixon dışında şu ana kadar çok kaliteli performans veremediler. Savunmada fena değiliz bence. Yani bir bireysel hatadan aslına bakarsanız gol yedik ama hücum yapamadığımız sürece tabii ki iş zor. Şimdi Winter'le geliyoruz. Aldı topu aradan. Offside yoksa... Offside verdi. Allah'tan offside verdi. Yoksa o gol kaçmamalıydı. Yok ki yedek. Tek stoper yedeyim la. 53 maç 47 gol. Evet, iyi forveti var. Valla bir puan alabilirsek ikinci yarıda şimdi birazcık daha riske döneceğiz. Çünkü ha 1-0 ha 3-0. Şimdi Tove aldı. İçeriye çıkarttı. Gol pozisyonu ve gol. 33. dakika Dixon. Onların neydi lan onların forvetinin ismi? Mats miydi? 1-1. Dixon'ı sattık. Dixon'ı sattıktan sonra eksi transfer bütçesi çok az artıya geçti. Ve bir de kiraladık. Evet, Dixon'ın golüyle 1-1'i yakaladık. Genç Tovin'in asistinde Dixon topu filelere yolladı. 1-1. Açıkçası beklediğimden futbol anlamında iyi bir oyun var sahada. Şimdi Hol. Bel yükseldi. 2016 bir yükseliş. Muhteşem bir kafa vuruşu. Belki de kariyerimizin en güzel duran top golünü izledik. 2-1 öndeyiz. Bir anda 2-1 öne geçtik. Bakar mısınız? Ya kaleci hatasından ziyade darbeli bir kafa vuruşu. Çok iyi yükselmiş. Çok güzel gol. Dixon profili bu seviyeye göre çok yüksek değil. Yani o şu adamın profilinde şöyle bakarsın. Mesela bu adam acayip bir profil bana kalırsa. Çok iyi bir profil arkadaşlar. Muhteşem bir profil. Dixon da yani işte. Biraz hızlanma, bitiricilik ve dribling var. Başka aslına bakarsan top salan koşusu falan onun. Çok çok üst düzey değil. Vallahi çok güzel gol attı. Evet, iyi bir ilk yarı beklentimizden, benim beklentimden iyi bir ilk yarı çıkarttık. Geriye düştüğümüz maçta öndeyiz arkadaşlar ama stoperim 6.4 ile oynuyor. Şimdi stoperimizin 6.4 ile oynamasından ötürü şunu biraz geri çekeceğiz. Mecburuz. Tempoyu da biraz düşüreceğiz arkadaşlar. Tempoyu da düşüreceğiz. Çok ileride karşılayacak bir stoper tandemim ne yazık ki yok. Yani Lawrence olsaydı daha süpürücü bir rolde oynayabiliyor Lawrence.
Ama Tezkar hiç oynayamıyor. Mesela sol, bak şu an en büyük sıkıntımızı görüyor musunuz? Bakın ben size söyleyeyim. Orta saha fena değil. Holm Morton iyi. Bell iyi. Sağ bekimiz iyi. Forvet fena değil. Ama ofansif orta saha rolündeki tüm oyuncular. Tovey 6.8. Kevin Gonzalez 6.6. Cooper 6.4 ile oynuyor. Yani şu hattımız bizim. Şu hattımız çok güçsüz. Çok güçsüz. Yaşı bakalım. Yaşı kaçmış? 30. Tam tecrübe, tam golcü. Tam golcü yani. Şimdi dakikalar 66 Kakay, Mayıs. 3-2'ye döndürürler gibi geliyor maç arkadaşlar. Ceza sahası içinde dışarıya vuruyorlar. Dışarıya vuruyorlar. 66. dakika çok net gol pozisyonu vermemek önemli ama hücum anlamında o geçtiğimiz sezonki Cenabetis performansımız yok. Yani bunu çok net söylemek lazım. Evet, Morton'u bir alalım. Katrati'yi koyalım oraya. Yani çok kötü. Gonzales'e bakar mısınız Gonzales? Şöyle yapabilir miyiz diyeceğim. Thompson'ı alacağım. Dixon'ı gizli forvete atacağım. Yani Thompson forvete geçsin. Ofansif orta sahamız zaman geçer yaptım galiba ya. Yapmadık mı? Yapalım. Ama arada sırada yapalım. Çok da abartmayalım. O da oyunun temposunu mahvetmesin. Ya ofansif orta saha 4-2-3'ün birinin olmazsa olmazı ve en kötü performansı oradan alıyoruz şu an. Bel vurdu dışarıya. Çok kötü performans. Hoş geldin Kutay. Bakalım bakarız Lewis Potter'a. Şimdi Winter. Dakikalar 85. Evet, sürpriz bir skor. Kasrati, Dixon, Kasrati. Kasrati dışarıya. Etkili bir şut çıktı Kasrati'den. Topu dışarıya vurduk. Yani şu maçta puan kaybetsem de üzülmeyeceğim. Gerçekten arkadaşlar böyle bir rakip karşısında bence iyi mücadele ortaya koyduk. Ve bu iyi mücadelenin karşısında sürpriz bir 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Yani şu rakibi gördüğünüz özelliklerini oyuncularını 0.86 gol beklentisi tutmak büyük iş ki stoperlerimden biri 6.4 ile oynadı ama hücum anlamında arkadaşlar yine kötüyüz, yine kötüyüz. Tovey 6.6, Dixon 6.9 gol atmasına rağmen. Grev 6.6, Thompson 6.6 ile oynadı. Kevin Gonzalez 6.5. Yani bu performanslar biraz savunma hatası yaptığımızda bizim başımıza iş açar. Evet, an itibariyle ikinci sıradayız. Mors 7 maç 17 puanla lider ve maçı eksik. Cenabetis'imiz 8 maç 17 puanla ikinci sırada dostlar. Sürpriz bir galibiyet. Net çok sürpriz bir galibiyet. Ya hala transfer dönemi biliyorsunuz. Burada transfer dönemi çok bitmiyor. Devam ediyor. Hani birkaç oyuncumuza teklif gelip satsa da öyle bir şey de olmuyor ne yazık ki. Çok oyuncu satma imkanımız da yok. Gerrit Bey'li mi? Harbiden mi? Potter'a bakacaktım. Bu Wrexham şeyin takımı değil mi ya? Ryan Reynolds'ın takımı değil mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hangi Potter'da oğlum? Bir sürü Potter var la burada. Bu galiba. Buysa çok iyi futbolcu. Bu bizi aşağı bak. Dilim damağım şey oldu bizimkilerin şeyinden sonra. Şimdi Felix Huxley deplasmanındayız. Şöyle bir rakibe bakalım. Rakip dördüncü sırada, üst sıralarda. Deplasman sıkıntılı maç. Sıkıntılı maç yani net sıkıntılı maç çıkacağız. Sevindirici nokta Lawrence'ın geri gelmesi. Yok, asistana veriyorum hacım çünkü hiçbir işe yaramadığını gördük. Ben kendim de denedim aynı zamanda. Twitter'da da gördüm. Antrenman sadece bireysel antrenmanları kendim ayarlıyorum. Genel antrenmanları mesela dinlenmeyi asistan menajere bırakıyorum. İyi bir asistan menajerinizle de konuşamadım. Menajerinizle onun üstesinden gelebilirsiniz. Lee Spotter değil mi? Oğlum çok iyiymiş o adam. O adama biz ancak 5 sene sonra karışırız. Kim? Lee Spotter bu işte. Çok iyi adam oğlum bu. Piyasa değeri 13,5 milyon euro zaten. Mümkünatı yok. Anca hazırlık maçında. Ama Wrexham'ın şu an o takımla performans bence leş ötesi ya. Berbat bir performansı var yani. Hadi bakalım. Halifax 4. sıradalar. 1 puan bizim için iyidir. Sevindirici nokta stoperimiz Lovrens'in geri gelecek olması arkadaşlar bu karşılaşmada. Hatta hemen koyalım. Lovrens Tezker yerine koyalım. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Ne yazık ki 3-4 tane oyuncuyu alabiliyorum arkadaşlar. Bu da ciddi bir sıkıntı. Yani 4 tane oyuncuyu alabiliyorum 7. 15 kişilik kadroyla çıkıyorum. Bu da saçma aslına bakarsınız.
Aynen öyle oluyor. Bir de iyi bir asistan menajerle bence onu halledebiliyorsunuz ya. İyi bir asistan menajerle bireysel gelişimleri bile halledebilirsiniz. Ya çok bir işe yaramıyor arkadaşlar, inanın. Hep dinlenmede kalan bir takımın da çalışan, devamlı fizik çalışan bir takımla neredeyse ben kendim de test ettiğim için söylüyorum. Fizik gücü neredeyse aynı kalıyor maçlarda. Evet, yani bu takımla yine çıkacağız. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Halifax deplasmanı. 1 puan çok iyi. Halifax Town biliyor musun la? Son 5 maçlarında mağlubiyeti yok rakibin. 4-3-3 ile çıkıyorlar. Güzel bir stadyumu var. Çift katlı stadyumu özlemişiz. Gözlerimiz kör oldu tek katlı stadyumlardan. Haydi bakalım. 1 puan iyidir. 1 puan deplasmanda iyidir arkadaşlar. Bu oyuncu sahte oyuncu mu oynatıyorlar orta sahada? Yok, sahte değilmiş, regelmiş. Bazen sahte oyuncular da var. Bizim mesela altyapı komple sahte oyuncu çünkü altyapı sistemimiz yok. Ha, sen İpneniğine de Halifax diyorsun. Ha, tamam, anladım anladım. Halifax, evet doğru, burası doğru. Güzel güzel Aydalla. Bir kafa direkten döndü. Evet, yine iyi bir maç başlangıcı yaptık. İlk 28 dakikada yine savunma performansımızın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu tarz maçlarda işte duran toplar çok önemli arkadaşlar. Biz de debele direkt atıyoruz zaten duran topları, gördüğünüz gibi. Bütün organizasyon onun üstüne kurulmuş durumda. Yani 7 şut 3 isabetimiz var. Rakibin ilk 32-33 dakikada sadece 1 isabet düştü ve 0.02 gol beklentisi var. Ama bu tam bir denk. Of. Kırmızı mı diyecektim? Allah'tan bir an için korktuk. Gonzales artık yap bir şeyler ya. Holm savunma arkasında biraz hızlı bir... Aa, büyük hata! Büyük hata! At golünü! Ve gol! Ve gol! Cooper! 1-0! Efsane bir hata geldi arkadaşlar. Deplasmana gidemiyoruz hocam ya. Yani taraftarlar diyor ki kulübe hataya bak. Siz karşılayın diyor. Otobüs parasını biz de karşılayamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Başkan fakir. Başkan fakir. Rakip kaleci, aynen. Evet, iyi bir ilk yarı çıkartıyoruz. İlk 45 dakikalık zaman dilimi yine iyi savunmamız. İyi savunmamızla 1-0 öndeyiz arkadaşlar. 10 şut 4 isabet, 0.57 gol beklentisi. İşin ilginç yanı şu. Bu bence çok büyük bir başarı. %82 pas isabet oranı bu seviye için çok iyi arkadaşlar. Ama yine hücum anlamında Dixon 6.5, sağ taraftaki Tony 6.5 ile oynuyor. Kevin Gonzalez 6.7 ile oynuyor. Yani şu an tamamıyla savunmaya odaklanmış bir takım performansı izliyoruz. Oraları bu sene geliştiremeyeceğiz. Çünkü maddi olarak zaten durumu biliyorsunuz. Şimdi Capello. Lovrens çıkarttı, şimdi yakalayabilir Dixon. Sever böyle önü boş. Tam bir topsuz alan oyuncusu. Dixon, git oğlum üstüne git. Git. Siktir git. Dışarıya. Vay vay vay, en büyük Halifax. Evet, şimdi şöyle bir göz atalım. Onun yerine Clements'i alalım. Dixon kötü mesela ama Dixon'ı nasıl çıkartayım ben? Yani her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu Dixon sonuçta. Ha, o kalsın. Çok da geriye gömülmeyelim. Evet, bir duran top. Çok büyük tehlike olabilir. Dışarıya çok büyük tehlike. Rakibin yakalamış olduğu en büyük, en net gol pozisyonuydu açıkçası. 56. dakikada ve bu pozisyondan yararlanamadı. Halifax. Şimdi geçebiliriz arkadaşlar. Birazcık daha geri alıp daha dengeli bir futbola döneceğiz. Dakikalar 67'ye geldi. Ya bireysel oyuncularda artık Dixon beni çıkart diye yalvarıyor. Dixon yerine Thompson'ı atalım. Hadi bakalım. Hull City çıkabilir ya 3-4 sene sonra. Sadece Türkiye Ligi'nden uzak dursun Acun. Transfer yapmasın. Geçtiğimiz sezon çok Türkiye Ligi'ne gömüldü. Yani Türkiye Ligi'nden o seviye Türkiye Ligi'ni aşar arkadaşlar. Championship boru bir seviye değil yani hakikaten. Şimdi Tomer uzun bir top çıkarttı. Ne olur karşılayın bunu. Karşıladık. Gonzales alamadı. Araya dikkat. Çok uzaklardan. Evet, çok uzaklardan. İyi alanda alttan bir cenabeti var orada. Dışarıya gitti bu top. Şimdi Holm'ü de çıkartalım. Kasrati'yi atalım. Haydi bakalım. Evet, dakikalar 88'e geldi. Skor 1-0.
Hücum çok kötü ama. Yani hakikaten neredeyse Zenyu, Jaden Smith ikilisini özleyeceğim. Evet, çok tehlikeli geldiler. İlk defa ay direkten döndü ve dışarıya çıktı. Derin bir oh çektik. Derin bir oh çektik. Çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadılar. Şimdi duran top. Cooper hangi ara sakatlandığını ortaya çıkarttı. Bell arka tarafta vuramadı. Rebound'u kaptırmamak lazım. Çünkü geçiş hücumunu yiyeceğiz. 3'e 2 pozisyon. Dikkat. Revan dikkat. Gelişi güzel vurma. Korner at gerekirse. Şimdi bir şans. Şans tamamıyla şans arkadaşlar. Bilinçli bir pas değil. Clemens götürüyor. Clemens çok iyi götürdü. Clemens vurdu. Abi güçsüz oyuncu işte ya. Oho, hoş geldin modum. Mod gelmeden 2 galibiyeti alırsak diyecektim arkadaşlar. Evet, modumuz gelmeden 2 galibiyeti aldık. Tam tahmin ettiğimiz gibi bir sezon geçiyor. 23-6 isabet ama verimli şutlar atmadık. 1.14 gol beklentisi, tek gol Cooper'dan. 11 şut 2 isabet, 0.98 gol beklentisi var rakibin. Gördüğünüz gibi kaleci ve savunma dörtlümün performansı en iyi performanslar arkadaşlar. Johnson 7-3, Winter 7.5, Zach Bell 7-1. Genç oyuncumuz Lawrence 7.7 ve Seth Raven 7.1 ile oynadılar. Evet, kazanıyoruz. Şu an itibariyle de 9 maç sonunda enteresan şekilde lideriz arkadaşlar. Ama bakın, ısrarla altını çiziyorum. Düşüş yaşayacağız çünkü Mod da geldi. Kronos da geldi. Bütün her şey hazırlanmış durumda. 9 maç 6 averaj. Yani 9 maç 6 averaj çok enteresan gerçekten. 20 puanla ligin zirvesindeyiz. En yakın rakibimiz York'un 2 puan önündeyiz. Haydi bakalım. Cooper sakatlanmış. 2-3 gün Cooper yok. Şimdi Torquay ile oynayacağız. Ligin 15.'si. Ligin 15.'si Torquay. Şöyle Zach Bell yok. Sıçtık. Savunmadan sıkıntı olunca olay biraz boka sarıyor arkadaşlar. Savunma oyuncumuzun olmaması sıkıntı. Ki Zach Bell en iyi oyuncularımızdan biri şu an. Hücumda da duran toplarda bizi sırtlayan oyuncuların başında geliyor. Ay vay vay vay. 5 yıldız ama para yok. Para. Öf. Çok iyi sol bek. Denesek diyeceğim ama veremeyeceğiz o kadar para arkadaşlar. 75 bin euro istiyor. 6500 euro veriyoruz. Devam. Maddi durum. Gidik bitik bitik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz gençler. Yani daha yol o kadar uzun ki. Yani şunları hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Hani diyorsunuz ki, belki diyorsunuz abi hep maç oynuyorsun. Haklısınızdır da bu durumda. Ama şunlara hiç dokunamadık. Bakın, altyapıya oyuncu alım sistemi yıldızsız ya. 1. Altyapı antrenörlüğü 3. Antrenman tesisleri 4. Ve altyapı tesisleri 4 yıldız. Bu arada şunu da belirtmekte yine fayda var. Medyanın tahmini sezon önceki 23. iken şu an itibariyle 1.'yiz arkadaşlar. Ama yani hiçbir şeyi geliştiremiyorum. Bak, yönetim şu an acayip A+ memnun bizden. Mesela isteyelim, oyuncu alım sistemini geliştir diyelim. Muhtemelen reddedecekler. Bunları hep taahhüt etmemiz lazım. Tesisler, altyapı seviyesini yükselt. Çünkü seviye yok ilk önce. Tesisi bırakın, altyapı seviyesini profesyonele geçirmemiz lazım. Stadyumu yap falan demeyeceğim. Antrenman tesislerini geliştir diye. Muhtemelen üçüne de red cevabı alacağız. Ya onları hani Skybet League 2'ya gidene kadar en azından oraları bir... Çift rakamla, yani 10-11'e falan getirmemiz lazım. Yoksa işimiz bok. Harbiden bok. Yok ya, değil Turkay ama benzer. Vallahi neyin altyapısı, doğru diyorsun. Yenmiyor, yenmiyor. Altyapı mahallede tabii. Doğru. Şuna da bakmak istiyorum. Ya çok güzel bir savunma performansı bence. Şu seviyede 0.80 gol beklentisi vermişiz. 0.67 gol yemişiz. Ama maç başına sadece 15 şut atan bir takım var. Ya bu o yüzden diyorum size, düşüş olursa çok fena düşeceğiz arkadaşlar. Evet, Tony de sakatlandı. Çok güzel haberler gelmeye devam ediyor. Clemens de alalım. 2 gün. Gerçi oynar Torquay maçında ya. Torquay Türkiye gibi. Ya aslında onları geliştirin arkadaşlar. Yani hakikaten etkili. Oyuncuların sizin tercih etmesinizde de bence önemli etkenlerden biri. Dikkat edin mesela. Çok kötü olduğu zaman antrenman tesisleri falan oyuncular bak istemiyorlar. Geliştirmiyor abi.
Antrenman testleri reddet. Altyapı seviyesi reddet. Finansal durum, finansal durum, finansal durum yani. Sistemi de geliştirmiyor. Bir de bana konuşma fırsatı da vermiyor. Yani şöyle oyuncular gelirken size bazen dikkat ederseniz sözleşmelerde şunu diyor. Antrenörlüğü, alt zar tuzurtu, testleri geliştir diyor. Bu güzel bir şey aslında bakarsanız. Kaybettim mi diyorsun? Tabii antrenman testleri bu güzel bir detay. Ya zaten şimdi burayı yani Lig 2'ye kadar 10 mesela antrenman testleri minimum 10 yıl 10'a getirmemiz lazım şu rakamı. O da ne demek? 2,5 yıldız finan demek. Altyapıyı ona getirmemiz lazım. Çünkü hep devamlı transferle falan dönecek bir olay değil. Mesela bir iki adamın da altyapıdan çıkması lazım. Üst liglere biz kendimizi atana kadar en azından pazarlayabileceğimiz. Yapmıyor işte. Gördüm ya yine geldi ya geldi geldi. Net kaybettim. Haydi bakalım. Maçta şunu biraz forvete yaklaştıracağım arkadaşlar. Biraz hücum gücü arttırmamız lazım. Yani savunma çok iyi. Ama hücum sıkıntı. Zeke Bell yok. Net gol yiyeceğimiz bir karşılaşma. Stoper Lovren ve Zeke Bell tandemini bozduğumuz için sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Valla Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %80, %90 hali arkadaşlar. Çok karamsar olmayın ama ben hep diyorum size önemli olan şampiyonluk değil. Önemli olan önümüzdeki sezon umut. Bu takım bu teknik ekiple umut verir mi? O da sizin yorumunuz. Ben yani şunu demek istiyorum hep. Mesela teknik direktör eli değmiş takım biliyorsunuz işte Brighton'ı açın izleyin. O tarz çok az gördük ne yazık ki bu sezon Galatasaray'ımızda. Şimdi Revan yine yağmur yağıyor. Yine yağmur. Oğlum bak bu Kronos bazen chat'i coşturuyor. Bir de arada şey yazıyor chat'e. İşte abi görmüyor yazın boş ver. Maça fokuslanmış durumda. Onun tuzağına düşmeyin. He. Ben sonra okuyorum yayınları izliyorum gençler. Şimdi Tovin'in önüne. Tovin çok güzel attı. Offside de yok. Güzel geldik. Penaltıyı aldık. Penaltıyı aldık. Öyle bir attı ki kendini Künde'ye. Penaltıyı getirdi. Hakem bildi. Mesela VAR sistemli bir stada geçebilecek miyiz? Çok farklı heyecanlar olabilir. Şimdi Morton. Aa, geldi işte. Kronos da geldi. Batuhan da geldi. Voltran geldi. Cenab-ı Edis'in Voltranları. Kaçar penaltı tabii. Dünkü klipleri dün sildim oğlum ben ya. Şimdi Morton direğe vurdu. Penaltıyı kaçırdı. 30 metreden gol atmaya kalktı. Ayağını sokayım Morton senin ya. Evet kötü bir maç başlangıcımız yine an itibariyle yok. Şutlar bizden geldi. Yine Zeke Bell'in olmadığı bir savunma performansı bence kötü değil arkadaşlar. Yani bir isabetsiz şut ve 0,01 gol beklentisine tutmuş durumdayız rakibi ama hücumdaki bireysel performanslar artık gerçekten bayağı canımızı sıkacak. 10 şut isabet 1,45 gol beklentimiz var. Bugün pas isabet yüzdemiz de rezil. %69, Dixon 6-2, Drew 6-4, Kevin Gonzalez 6-6 ve Kevin Tony 6-4 ile oynuyor. Hadi bakalım. Oyundan memnun olduğum için en azından kazanamıyorsak kaybetmemek mantığıyla bir puan için oynayacağız. Rakip kaleci de bu arada 7,9'da kariyerin en iyi maçını oynuyor diyebiliriz. Evet iki kanadı değiştireceğiz. İki kanadı değiştireceğiz. Biraz da tempoyu yükseltebiliriz. Onun haricinde tüm futboluna geçmeyeceğim ya. Çok fazla risk almayalım. Şimdi bot. Orta geldi. Çıkarttık. Dixon al oğlum onu yürü git. Yürü git at önüne git. İnanılmaz bir yağmur var bu arada. Çok kötü bir top kaybı yaptık. Çok kötü bir top kaybı yaptık. Şimdi orta bir kafa dışarıya. Dixon en güvendiğimiz oyuncu 6,1 ile oynuyor şu an. Yani Dixon'ın bu kadar kötü performansında nasıl gol bulacağız? Gonzalez de kötü zaten hep kötüydü. Aman aman. Biraz duran top olayına kalmış durumdayız. Duran topta da işte işin sıkıntısı Zeke Bell yok kadroda. Çok kötü yere indirdin. Çok kötü yere indirdin. Çok kötü geliyorlar. Çok kötü geliyor. Çok kötü. Çok kötü. Vastendorf 1-0. Çok kötü yedik. Çok kötü yedik.
Oyunda sıkıntı yok ya. Çok bireysel yetenekler çok kötü. Bence oyun gücünde sıkıntı yok da bireysel yetenekler yerle yeksan. İlk isabetli şut gol oldu. Hadi bakalım çift forvet aldık. Çift forvete döndük. Ama daha fazla forvet, daha fazla gol mantığı tabii ki en basit futbol teknik direktör mantığı bence. Çok da yanlış bir mantık aslında bakarsanız. Bu seviye için sadece belki tutabilir. Bir düşeş atmaya çalışıyorum sadece şu an. Doğru bir hamle değil yani. Şimdi bot bıraktı, savunmadan çıkmaya çalışacaklar. Hapner, Martin'e bıraktı. Çok güzel geldiler. Araya çıkar, vuracak, vuracak. Onu bomboş. Ne yaptınız oğlum ya? O kadar da boş bırakılmaz ki. Hiç yaratamadık ya. Evet, 1-0 mağlup oluyoruz ne yazık ki. Dixon 5.9 ile oynadı en güvendiğimiz oyuncu. 1.70 gol beklentisi, 0.48 gol beklentisi. Bir de penaltı kaçırdık. Canımız sağ olsun. Denecek bir şey yok. Canımız sağ olsun. Yola devam edeceğiz. Hoş geldin Berat. Evet, ikinci sıradayız. 10 maç 20 puanda S Light, Cenabetis'imizde 10 maç 20 puanda, Yeovil 10 maç 20 puanda. 3 takım 20 puanda arkadaşlar. 5 averajımız var. Düşündürücü kısmı işin o. Yani gol yediğimiz zaman geriye dönemeyen bir takım var. Zekbeli alacağız. Onun haricinde bunu bir ofansif orta saha hücuma çekelim. Birazcık daha sanki hücum ağırlıklı deneyebiliriz. Birazcık daha hücum ağırlıklığına geçeceğiz. 20. sıradaki King Lynn karşısındayız deplasmanda. Çok kısır geçiyor lan. Hoş geldin. Ligde 2. sıradayız. Şu an 10 maç 20 puanla 2. sıradayız. 6 maç 2 galibiyet 2 mağlubiyet. Ya işin boktan tarafı 2 mağlubiyeti de kendi sahamızda alırken deplasmanda yine çok başarılı bir takım izliyoruz yani. Bu da hakikaten işin garip tarafı. Şimdi fikstür de yoğunlaşacak. İngiltere Federasyon Kupası 4. ön eleme turu. Valla baktım biraz. Hoş geldin Görkem. Biraz baktım. Fena değil ya. Oynanır yani. Oynanır ama yani ne kadar uzun sürer onu bilemiyorum. Evet, Kingsley. Oo, ondan sonra derbi var. Derbi. Götümden derbi uydurdum şu an arkadaşlar. 2 sene önce kurulmuş bir takımın derbisi tabii ki olmaz. Kendimize göre Yeovil maçı derbidir. Yeovil'in en azından futbol iddia severler bilir ya Yeovil'i. En azından ben iddia severlerin Yeovil'i tanıyacağını düşünüyorum. O yüzden bir derbi nitelendirebiliriz. Olduk olduk üst ligdeyiz. Vanarama güneyden direkt Vanarama'ya çıktık. Geçen sezon şampiyon olduk. Olsun çıkın çıkın da derbin. Ben hiç üzülmedim Bahadır ya. Vallahi hiç üzülmediğim için bana çok fazla koymadı açıkçası. Hadi bakalım. Yine savunma performansımıza güveneceğiz. 1-2 sene çok zor ya. 1-2 sene mümkün değil. Daha üstte 4 tane lig var la. Yani minimum en iyi ihtimal vereyim ben size ya. Bak en iyi ihtimal 7 senemiz 8 senemiz var üst lige gitmek için. Vallahi Arsenal Chelsea maçında bence iddia baronlarının olayı dönebilir arkadaşlar. İddiada bülten çok dar. Dikkat edin. İddia, bir kere oynamayın kesinlikle. Ben Chelsea'nin sürpriz yapabileceğini düşünüyorum bir tık Arsenal karşısında. Ciddi söylüyorum bak.
18 golü kaçırdık. Vallahi bak. Evet, dakikalar 26. Ben. Şimdi Revan'a attığı 25. dakika içindeyiz. Kısır bir maç devam ediyor arkadaşlar. Ve bu geri zekalıca paslaşmalar yüzünden de çok net gol pozisyonu yaratmakta sıkıntı yaşayacağımız bir sezon yaşayacağız gibi gözüküyor. Şimdi ben. Bu arada Zenyu falan boşta. Jaden Smith boşta da geçtiğimiz yayında da denemiştik. Hiçbir gelmiyor arkadaşlar. Hol. Hop geçmedi. Yine Hol. Bowie. Güzel yerleştik. Bak adam orada bomboş atamadınız. Merkeze niye bu kadar yığdınız ya? Aradan çok iyi pas. Artık at bunu be abicim ya. Hadi Zek. Gol. Arka direk bükücü. At da arka direğe. At oğlum golü. Bel ya. Belledin bizi resmen ya. Şimdi Revan. Away. Bir orta Dixon. Hadi oğlum benim ya. Şükür be Dixon be. 44. dakika 1-0 öndeyiz Dixon'ın golüyle. Yani işte yemeyip böyle gollerle bu sezonu idare edeceğiz arkadaşlar kısacası. Saçma bir gol çünkü. Yani futbol matematiğinde olmayan bir gol bu gol. Kaleciye bakar mısınız? Olsun Chelsea 30 gol atsa da bugün sürpriz olabilir. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Arsenal'in kötülüğünden diyorum ben size. Evet yani maç ortada sadece tek memnuniyet veren şey dediğim gibi altını çiziyorum ısrarla. Belki çok sıkılıyorsunuz ama savunma performansı. Bir pozitife dönelim. Çok kötü abi. Hücum oyuncularının performansı çok kötü yani. Bekleri ileri atıp hücum hareketlendirmeyi düşürüyorum aslına bakarsanız. Ama bu sefer de hücumdayken bekler ilerideyken belki pozisyon sayımız artabilir. Ama bu sefer ileride beklerim kaldığında uzun top oynadıklarında ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Şimdi Rowley. Basın oğlum. Çok güzel. Hadi Gonzalez yap bir şey artık ya. Aradan Drave. Drave offside, 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 offside ya. Offside ya. Bir de alkış yapıyor kendine gerizekalı ya. Gonzalez, Drave. 6.5'la oynuyorlar an itibariyle. Hadi bakalım. Smith kendi gitmek istedi. Smith gitmek istedi. Sözleşmesi zaten bitiyordu. Sözleşmesi bittiği için sonra hatta şu an boşta Jaden Smith. Zenyu da boşta ama gelmiyorlar. Abi ne kadar kötü bir geçiş hücumudur bu ya. Aradan bıraksa gol olacak pozisyon. Geri zekalı ya. Hadi affettir kendini Tovi. Hoppa! 2-0. Saçmalıklar gol silsilesi ya. Vallahi billahi ya. İki sıfır. Çok net baktık. Öğlenmedi hiç. Sana layık düşler. Benden önce. Ulan Kronos buradayken deplasmanda galibiyet alıyorsak ilginç yani. Valla lig şampiyonluk yorumum abi ben çok endişelendim Beşiktaş maçından sonra. Yani o Beşiktaş maçındaki oyun düzelmez, top yere inmezse çok zor abi, çok zor. Yani ya artık skorun önemli olduğu maçlar bu kadar panik oyunu devam ederse sıkıntı var. Ne olacağını bilemiyorum ama sıkıntı var. Dixon 3-0. Sorun var yani. Hakan Keleş sonunda istifa etmiş ya. Oğlum bir kere daha gitmiş. Ben yok. Ben gitti biliyordum. Dün sağ kenarında görünce şaşırdım. Bir DC'de de sordum. Batuhan cevapladı. Abi geri geldi dedi. Yani istifa eden biri geri gelince tutmaz ki. O aşı tutmaz. Bence özel taktik falan yapmadı arkadaşlar. O maç özelinde değil. Bence o taktik. Benim şahsi kanaatim o maç özelinde olan bir taktik değildi.
Neden öyle diyeceksiniz? Çünkü Karagümrük maçında da öne geçtik. Karagümrük maçında da öne geçtikten sonra biraz topu ayağınızda tutmalıydık. Devamlı dikine, devamlı dikine. Hayda yallah. Bütün herkesle. Sakin abi biraz. Biraz sakin ya. Bu takım top pas oyunu oynar ya. Hatırlayın arkadaşlar, Kadıköy'de Fatih Terim bundan çok daha kalitesiz bir takımla nasıl pasla çıkıyorduk biz ya kendi yarı sahamızdan. Hatırlayın ya. Bu kadar kaliteli ayaklarımız yoktu bizim. Sonra Mertens suçlu oluyor. Mertens'in ne suçu vardı Beşiktaş maçında? Sen adama uzun top atıyorsun. Mertens reboundları toplayacak adam değil ki o fizik. Topla buluşturacaksın etkin noktada. Evet, 75 bir atak var. Yemeyelim. Penaltı verdi ya. Ha siktir. Ne? Adam yere bile düşmedi ya. Abi Kerem pas atamıyor değil kardeşlerim. Kerem sıçar. Kerem bunları attığı sürece yıldız diyeceksiniz. Kerem çok iyi oynadı diyeceksiniz. Attığı zaman, atamadığı zaman bunu diyeceksiniz. Ama bu hoca tercihidir. Kerem'e bunu kendi, yani eğer şuysa olay, hani kendi inisiyatifinde bunları yapıyorsa takım başsız. Demek ki hocanın bir etkisi yok. Kerem bunları doğaçlama yapıyorsa. Ha, bence taktik icabı bunları yapıyor Kerem. O da yanlış. Bence o da yanlış yani. Mertens'ten düşen toplar aynen beklenmez ki. O zaman Zaniolo'yu oynat bu kadar uzun oynayacaksak ya. Benim demek istediğim o. Ben hiç üzülmedim. Gram üzülmedim. Buradan şampiyonluk giderse de gram üzülmem. Çok söyleyeyim size yani. Evet, Dixon 9.1, Cooper 7.2, Tovey 7.2, Winter 7.5 ve Zekber 7.5'la oynadı. Kazandık. Biraz pozisyon verdik penaltı dahil olmak üzere. Dixon 3 gol atınca takım bir anda kendine geldi hücumda arkadaşlar, kısacası. Getson müthiş oynadı tabii. Getson müthiş oynadı ama alanı verdin Getson'a işte. Evet, şu an 11 puan, 11 maçta 23 puanla Isla lider durumda. Cenabet ismimiz Averaj'da ikinci sırada, York 22 puanda. Playoffs ya demek istemiyorum ama 8. playoff sınırıyla aramızdaki puan farkı 4. Her şey hataydı arkadaşlar. Duran top savunmasındaki eşleşmeler, maç planın, Adekupe'nin maç içinde görüyorsun Adekupe çekiyor. Onun önünü kapatmak için alsana Raşisa'yı oraya. Yani bunları biz görüyoruz sağ kenarından. Ama şey diyemiyorum yani. Ulan şu adamı alacaktık ya. 131 bin euro istiyor. Puşt. Evet, şimdi Yeovil ile oynayacağız. Çok kritik bir maç Yeovil karşılaşması. Ligin 5. sırasında Yeovil. Ya ben şunun ayrımındayım arkadaşlar. Yani hep size dedim, skor geldiği sürece teknik direktörler her zaman başarılıdır. Skor geliyor çünkü. Eleştirmenin anlamı yok. Ama sezon başı beni eski takip edenler bilirler Okan Buruk'u her eleştirdiğimizde. Uzun top, topu yere indir, topu yere indir. Topu yere in. Bak, Beşiktaş maçında bile son 20 dakikada topu yere indirdin ki sahada bunu yapacak en kötü adamlardan biri, ayağı tahta olan adamlardan biri Mitsö var. Yine pozisyona girebiliyorsun. Yine bir şeyler yapabiliyorsun. İndir abi topu yere. İndir, ama bu panik futbolu. Hadi onu da geçtim. Ondan maçtan sonraki açıklamalar falan da fecaat yani. Hatta onu da geçtim. Abi kusura bakmayın ya. Öyle bir mağlubiyet almışsın. 2 gün takım yine izinli arkadaşlar. Olmaz. Yani bir gün var. 2 gün verme ya. Verme yani. Verme yani. Ya bence de Muslera konusunda çoğunuz linçleyecek beni ama Real Madrid bu yüzden Real Madrid oluyor arkadaşlar işte. Bence artık güzel bir şekilde Muslera ile yolları ayır. Ben güzel bir şekilde yolları ayırabilirsek çok büyük avantaj olduğunu söylüyorum. Kalp kırmadan, kalp dökmeden. Ha, öyle olmayacak muhtemelen. Olmuyor. Bizde o işler ne yazık ki öyle olmuyor işte. Haydi bakalım, ya o bile oynuyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Tabii kesinlikle Muslera taşıtılacak en son adam ama şu var arkadaşlar artık. Real Madrid böyle düşünmediği için Real Madrid oldu. Yani Casillas'ı baktı performansı düşüyor. Çat. Ramos'u çat. Ronaldo'yu çat zamanında sattı, üstüne üstlük para kazandı. Yani biz de bazı realist gerçeklikleri bence unutmamamız lazım. Performans heykele dikilecek adamdır. Çok şampiyonluğu vardır. Buna hiçbir şey demiyorum ama zaman çok önemli bir kavram. Çünkü karşı tarafta yıpranıyor arkadaşlar. Karşı taraf, yani şu an inanın Muslera da yıpranıyor. Ay ay. Oğlum 7. dakika 1-0 önde Yeovil. Tom Lambert. Ya Muslera da yıpranıyor şu an.
romantiklik kaldırmıyor futbol arkadaşlar. Yani Real Madrid'i övüyorsak şimdi realistik kısmını yazık ki bu. Şimdi Tovi'yi al oğlum onun oğlu. Al yürü. Yürü in kanada. Dixon içeride. Ay senin ortana sıçayım ya. Winter, Holm, Morton, Gonzalez. Gonzalez direkt Dixon. 1-1. Nasıl bir maç başlangıcı? 1-1. Valla 4-2, 4-4-2 aslında üçlü savunma başlamak lazım ama o riski alıyorum ya. Bir anda tak diye de taktik değiştirmek istemedim. Haklısın, doğru diyorsun. Normalde 4-4-2'ye karşı üçlü savunma oynamak lazım. Aslında normal olan rakiplerin oyuncu dizisine bakıp ona göre taktik yapmak. Ama ben de hep şunu savunuyorum. Belli benim kariyerim boyunca kötü takımda olsam, kötü oyuncularda olsam rakip benim oyunumu kabullensin. Bunun derdin değil. Değil mi? Ayrılmış, ayrılmış. Çimenlere hiçbir şey yapmadım arkadaşlar ben. Ya bu soru çok geliyor ama inanın hiçbir şey yapmadım çimenlere. Yani normal oyunun orijinalinde grafik kalitesi sadece çok en yüksekte çalıştırıyorum. Başka hiçbir fark yok. Şimdi Smith. Savunma arkasına dikkat. Karşıla. Al onu. Of. Winter yürü. Bobby. Kaptırırsan golü yeriz. Şimdi yürü be. Şimdi yürü. At şimdi at. Şimdi at. Kendin git. Vur. Cooper. Yok lan özel. Vallahi özel bir ayar yok ya. Grafik kalitesi. Bir ara yama kullanıyordum. O yamayı sildim. Şimdi yine Toby. İçeriye çıkarttılar. Whittingham geldi aldı rebound'u. Şimdi atak devam edecek. Winter is coming. Haydi oğlum Morton. Cooper at sola. Çok güzel geldi. Ulan nasıl bir beksin. Koşsana ne güzel koşuyor onunla pas attı herif ya. Evet kendini affettirdi Revan. Ne yapıyorsun sol bek? Yedik kontrayı. Aferin Lovren sana. Biz bu Lovren'si var ya yetiştireceğiz inşallah ya. Tovi. Tovi. Kaleci Molden. İyi başladık. Fena değiliz an itibariyle. Yeovil gibi bir rakip karşısında. Şutlar bizden gol beklentimiz 1.17 arkadaşlar. %62 toplu oynuyoruz ama rakibin bireysel ayakları çok yetenekli. Bir hatayı affetmezler. Yani sol beke net yazacak bu gol. Maçın başından beri çok kötü zaten. Yao 2-1 önde. Yani şimdi burada işte yapacak çok birebir kalan pozisyonda burada vuracak abi. Vurdurtmayacak yani. Şimdi Holm. Şimdi Tovi. Gir ceza sahasına at kendini. At kendini. Offside ya. Nasıl offside bu ya? Göster tekrarına göster. Ay anasını satayım ya. Vallahi kötü de oynamıyoruz ha. Yine Tovi. Dixon. Morton. Holm. Winter is coming geliyor. Haydi oğlum al üstüne vur. Yani son maçlardaki en iyi hücum performansımızı gösterdiğimiz maç oldu. Tovi acayip oynuyor sağ taraftaki. Şimdi Dixon yürü oğlum. At gibisin. At aradan. At aradan geldi. Oğlum bomboş herif. Bomboş herif. Şükür ya Gonzalez. İlk golünü atıyor. Gerçek cenabetisli oldu. Hoş geldin aramıza. Hoş geldin aramıza Gonzalez. 2-2. Vallahi ilk golü ya. İlk golü Gonzalez. Yalnız güzel vurmuş ha ayak içiyle. 2-2. Vallahi hücum anlamında en iyi maçımız. Açık ara. Çok iyi bir hücum performansı. Muhteşem bir hücum performansı arkadaşlar. Yaovil gibi bir rakip karşısında 15 şut, 6 isabet, 1.79 ürettik. 4 şut isabet, 0.65 gol beklentisi. Biraz o sorun, biraz savunmada özellikle sol bekte sıkıntı yaşattık. Şimdi sol bekte sıkıntı var ama sol bek yediğimiz yok. Sol bek yediğimiz yok. Mecburen oynayacak. Tobi çok kötü. Cooper çok kötü. İnce araya bir başlayalım. Olmadı değişiklikleri yaparız.
Şimdi Revan. Oyun iyi. Oğlum bak sol bek. At şu topu git. Heh, Winter. Çok iyi top attı Tovin'in önüne. İçeride Dixon'ı atar mı? Kendi gitti bıraktı. 3-2 Gonzalez. Evet Kevin Gonzalez. Kolombiyalı oyuncu ilk defa golle tanıştığı karşılaşmada ikinci golünü de atıyor. Çok güzel gol bulduk. 3-2. 3-2 öndeyiz. Kronos gitti değil mi lan? İyi iyi ondan kazanıyoruz. Holm yerine bir Castrati atalım. Holm'ün sarı kartı da var. Hadi bakalım. Gitti gitti değil mi? Doğru diyorsunuz. Bir kafa dışarıya. Evet, dakikalar 64. Hakikaten özellikle hücum performansımız bugün bir tık iyi. Çok iyi diyemeyiz ama 3 gol beklentisine ulaştığımız bir karşılaşma arkadaşlar. Ya çünkü biraz Kevin Gonzalez, bak biraz Tovi 7.8, Kevin Gonzalez 7.8'e geldi. Biraz hücum artınca. Oğlum burada gitmiş oğlum işte, nasıl burada yazmıyor ki? Neyse yazmasın, iyi böyle. Kazanıyoruz, sıkıntı yok. Dakikalar 80. Çok doğru değil. Tamamıyla benim panik hatam. Bence geçirme. Eğer oyunun kontrolü hele sendeyse kesinlikle yapma. Dördün mesela bu maçta normal şartlarda oyun tamamıyla bende. Dördü aramam lazım. Bu benim aslına bakarsan panik hareketim. Saçma bir hareket. Bence yapma. Yanlış yaptığımı söylüyorum bak sana. O da takıma çok güvenmiyor. Oy! 4-2 Tovi müthiş oynadı sağ taraftaki oyuncumuz. 4-2 önde Cenabetis Yeovil karşısında. Yıktık geçtik. Çok güzel gol. Tovi acayip oynadı. Acayip oynadı Tovi. Ekran kartım RX 570 ya. Çok da iyi değil. İşlemcim yüksek. Ama işlemciyle de alakası yok tabii. Müthiş oynadık arkadaşlar. Çaktık geçtik resmen. Kevin Gonzalez sakatlanıyor. Kevin Gonzalez sakatlanıyor. Bu sıkıntı. Şimdi zaman geçirmeyi iyice arttırabiliriz artık. Tamam. SSD yok galiba ya. Çok bakmıyorum. DC'ye yollarım bilgisayar özellikleri. Çok anlamadığım için götürüyorum. Bir bilgisayarcım var, o yapıyor. SSD yok ama galiba tam olarak. Şey değil mi? Bu Giresun'daki çocuk şey değil mi ya? Neydi lan Giresun'daki çocuk? Hatırladım Benfica'da arka taraf 10 numarada oynayan kimdi? Geçen sezon Giresun'da oynadı. Kimdi, ismi neydi? Takunya mıydı? Takunya mıydı? SSD vallahi yok lan. Çikunyo, Çikunyo. Çikinyo, Çikinyo. Aynen Çikinyo. Bu da şey de iyi bu arada arkadaşlar Giresun'da. Sainz de iyi. Hakikaten Borja Sainz de iyi adam. Onun bir şey söyleyeceğim. Bonservisi. Ay yemeyelim ya. Yemeyelim. Ya şu maç 4-3 bitmez ya. Şu maç 4-3 bitmez ya. Yani. Bonservisi Giresun'da mı, onun kiralık mı ya? Giresun'dan bonservisi. Oğlum Giresun düşerse, yabancı sınır kalkarsa, uygun bir fiyata gelirse, yıllık maaşı uygun olursa, ya bu şartlar gerçekleşirse bence denenebilir aslına bakarsanız. Vallahi gider ya, biraz Kerem'i andırıyor zaten pırpır. Evet yani şu maç 4-3'ten çok daha farklı bitmeliydi arkadaşlar. Kalecimiz ve stoperlerimiz bu maçta kötüyken hücum oyuncularımız, özellikle sağ açık oyuncumuz 9.1, Drev 7.5, Will Dixon 8.1 ve Kevin Gonzalez 8.4 ile oynadı. 3.93 gol beklentisi ürettiğimiz karşılaşmayı 4-3 kazanıyoruz. Şöyle kolları yukarı kaldıralım. Çok güzel bir zafer diyelim. Evet, lig tablosu saçma sapan bir hal alıyor. Lider durumdayız yani. 12 maç 8 averaj 26 puandayız. Playoff hattıyla Halifax'la aramızda 20 puan.
6 puanlık bir fark var an itibariyle. Puanlar birbirine çok yakın. Bunun geçtiğimiz yayında söylemiştim size. Alt ligde bizim çıktığımız ligde, yükseldiğimiz ligde belli takımlar öyle bir kopuş yakaladılar ki ilk 3'teki 4'teki takım. Alt sıralarla puan farkı çok açıktı ama burada öyle olmayacak arkadaşlar. Alacağımız 1-2 galibiyet bile çok önemli hale gelecek. Kevin Gonzalez 3-6 gün. Şimdi Weymouth'la oynayacağız. Ve Tobi gel aslanım. Aslan parçam. Duff gibi vurdu. Hatırlıyor musunuz Damien Duff'ı ya? Chelsea'de sarı kafalı ne sol kanat oyuncusuydu. Oğlum onu hatırlıyorsunuz. Harbiden futbolun oldusunuz yani. Borini diye ama Borini sanki artık ya bize gitmez ya. Bence oraya cuk oturdu Borini. Karagümrük'e cuk oturdu. Damien Duff FM'de de çok iyiydi. FM'de de. Valla bu ligin bir üstü çok güzel soru. Bu ligin bir üstü ne arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum lan. Çıktık bir yola gidiyoruz yani. Kervanı yolda düzüyoruz. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete kısacası. İrlandalı, İrlandalı tabii. EFL2 mi? Tamam. EFL2'ymiş. İrlandalıydı, doğru. Çok iyi topçuydu. Sarı kafalı, ters ayaklı kanat oyuncusu. Valla Midrik'ten falan iyiydi ha, ben söyleyeyim size. Valla Midrik'ten falan iyi topçuydu yani. Chelsea o zamanlar daha Chelsea'ydi. Yani Chelsea şu an Chelsea, Chelsea'msi takılıyor. Chelsea'msi takılıyor Chelsea. Evet, Weymouth karşısındayız. Hadi bakalım. Aa, bu Federasyon Kupası ödülü. Çok güzel. Ciddi bir rotasyon yapacağız. Ben de bir kahve koyup geleceğim. Siz oynayacaksınız. Daha maç oynayacağız çünkü. Federasyon Kupası maçlarına önem vermiyoruz arkadaşlar. Evet, para getiriyor bize belki ama fizik kondisyon anlamında bizi çok yoruyor. Yani geçersek turu öpüp başımıza koyarız. Ciddi bir rotasyon yapacağız. Bak, Federasyon Kupası'nda daha fazla oyuncu oynatabiliyoruz. Yani yedek anlamında. Şimdi şunu atalım. Alalım. Buraya koyalım. Kasrati böyle yapalım. Esrar. Tamam. Sağ bekimiz yok. Sağ bek mecburen oynayacak. Mecburen oynayacak. Jeremy hatırlamam mı oğlum ya? Jeremy hatırlamam mı? Hoş geldin Batuhan. Kankan nerede lan? Nerede lan? Bir şey mi oldu? Bir baksanıza Kronos'a ya. Jeremy hatırlanmaz mı gençler? GS oyun sistemi şu an eldeki kadro çok net. Gizli forveti. Aa, bu oyun, bu taktik direkt hatta ya. Benim oynadığım taktik. Batı burada da şey nereye gitti? Kronos nereye gitti? Bir şey olmasın çocuğa, merak ettim bak. Haydi bakalım, ben 2 dakika bir kahve koyup geliyorum. Maç sizde gençler. Para ödülü oğlum, para lazım, para. Bak para. Taktik benim tabi lan, Memo aşk olsun.
Geldim. Oo, 2-0. Aferin size. Şimdi bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Cuma günü Cenabetis ya da milli takım kariyerimiz olmayacak. Bizim ekiple, Mote gibiyle yeni bir formata geçeceğiz. Bir draft oynayacağız arkadaşlar. 5 büyük ligden draft yapacağız. 5 kişi olacak. İkişer maçtan 10 maçlık bir draft ligi yapacağız. Eğer bu hoşunuza giderse de kanalımız abonelerimizle her hafta Cuma günü yapmaya devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Oğlum şu Kronos'a Batuhan yazsana. Nerede Kronos? Winter. Winter içeriye. Thompson vurdu 3-0. Neler yapıyor bu takım? Neler yapıyor Cenab-ı Tis? 3-0. Ulan Memo. 3-0 işte. 4-2-3-1. Bugün bizim WhatsApp grubu var. Orada paylaştığım taktik. Ares falan biliyor, Trakyalı Ares'imiz. İyi taktik. Ama çok iyi oynamamışız. 0.83 gol beklentisinden her gün her maç 3 gol çıkmaz. Ya, oyun anlamında aslına bakarsanız çok iyi değil sanki. Cuma akşamı, bu cuma akşamı bir deneyeceğiz. Eğer hoşunuza giderse derseniz yapalım abi, güzel oluyor, devam ediyor derseniz yaparız. Her cuma onu yaparız. Şimdi Dice aldı. Gol pozisyonu dışarıya. Tabii, yayınlı yapacağız, yayınlı. Cuma akşamı saat 9'da başlarız. Yalı çapkını gibi başlarız arkadaşlar. Oğlum şu Kronos'a yazın, nerede lan? Bu konuyla ilgili burada olsun en azından. Biraz tempoyu düşüreceğiz. Konu hakkında en azından yardımcı olur. Çünkü bizim şeyin teknisyeni o diyebiliriz. Discord'u da okurdu. Her şeyi bizim teknik olarak kanalda bütün teknik sorumlumuz Kronos. Bir DC'den yazın da 2 dakika baksın ya. Yine neyin peşinde acaba? Şimdi Thompson 4-0. Dört-sıfır öndeyiz. Nasıl burada oğlum? Ben niye görmüyorum yazdıklarını ya? Tatker. Çıkarttı Thompson ufacık boyuyla. Kalecinin büyük hatası var tabii ki. 4-0. Gibinin son bölümünü izlediniz mi? Orada Yılmaz fotoğraf çekiyordu. Hep başkası oluyordu. Hatırladınız mı? Ya. Anladınız mı şimdi? Anladınız mı? Memo anladın mı? Ay. Drev. Orta sekti. Kaleci de kaldı. Şu sağ tarafı çıkartmamız lazım. Ya. Olme alacağız. Tempoyu artık iyice düşüreceğiz arkadaşlar. Zaman geçirmeyi açacağız. Evet, bir tur kupada bir tur geçtik. Bu güzel çünkü birazcık bizi rahatlatacak bir para girecektir. Çok iyi oynamadık bence. 4-0'lık bir maç oynamadık. İstatistikler de zaten onu söyleyecek. Rakip kaleci çok kötüydü. Ama bu kadar rotasyonlu bir kadroyla iyi savunma yaptığımızı söyleyebiliriz. Hatta şimdi Lovrens'i de çıkartacağım. Lovrens'i de çıkartacağım. Onun yerine de bir revan hamlesini yapalım. Devam. Ay. Şimdi savunmamız çıkartıyor topu. Sağ taraftan Steel'le atak devam ediyor. Bir orta çok tehlikeli. 2'ye 1 yakaladılar işte. Bunu yakalarlarsa atarlar. 4-1. Weymouth golü buldu. Ya burada da işte taktiksel olarak çok fazla bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Hani üçlü taktiğe girsen, yani burada 2-2 kalmış. Artık tamamıyla oyuncunun bireysel performansı bu alan. Bakın en etkili alana geliyor top zaten. Bunlar ölü. Bunlar ölmüşler ki aslına bakarsanız doğru yerde duruyorlar. Bu defansif orta saha, bu sol stoper, bu da bek.
Yani yerleşim güzel ama burada bu iki oyuncu bir oyuncuya kafayı vurdurursa golü yiyorsunuz yani. Hiç kurmadım kardeşim ya. Öyle hayallerim yok benim ya. Benim fakir hayallerim var. Benim fakir hayallerim var. 10 liralık kuponu 120 lira gibi. Öyle büyük hayallerim yok. 10 liraya 13 bin lira. Oha. Çok iyi oğlum. Benim 10 liraya 125 lira maksimum o da ya da 100 lira. Evet 4-1 kazandık. Federasyon Kupası öneleme maçı arkadaşlar. Öneleme maçı. Federasyon Kupası. Has Federasyon Kupası değil bu. Öneleme maçını kazandık. En azından bir para girecekmişti diye düşünüyorum. Evet iyi para girmiş lan. Oğlum 10 bin euro aldık lan. 33 bin eurodayız ama. Hala eksi 33 bin eurodayız. Thompson hat-trick. Tebrik edelim ve devam edelim. Şimdi ligin 17.si Bromley deplasmanındayız. Yalnız son maçlarda hücum performansımız artarken savunmada biraz sıkıntı yaşamaya başladık. Hep savunma performansımızla ön plana çıkacağımızı düşünüyorduk ama yönetim çok memnunmuş arkadaşlar. Oğlum şu adamı getirme imkanımız olsa var ya çok güzel olur da. Aslında adam kabul ediyor 75 bin euro para da değil. Ama maaş bütçemiz yok. Çok iyi adamı. Ya oynatacağız işte. Bir de kiralık oyuncular. Sanki gelip maçlarımızı izliyorsunuz anasını satayım ya. Kim izler? Hangi antrenör Cenab-ı Etsin maçını izler anasını satayım? Bak bu da memnun değil. Clemens hastalanmış. 2-4 gün. Ha siktir. Federasyon kupasına katıldık oğlum. Bir dakika. Önelemeyi geçtik. İngiltere Federasyon Kupası birinci turuna katıldık arkadaşlar. Bence bu çok önemli bir şey bizim için ya. Son şampiyon Fulham. Favori Manchester City. Milton Keynes Downs'la eşleştik. Skybet League One takımı. Of. Peki ben şunu anlamıyorum. Mesela çektiniz işte Les tam mıdır nedir? O takımın 70 bin sosyal medya takipçisi varken bizim sosyal medya takipçimiz nasıl 110 bin oluyor? Nasıl oluyor? Elendim canım direkt elendim. Ama olsun o seviyeye gitmek de önemli. Oğlum bunu transfer zaten listede ya. Ver 7 bin 9 bin euro. Al. Ne için erken? O rakip için bence derken ama elemeleri ilk defa geçtik demek ki şey olunca üst lige çıkınca daha üst elemeden başlıyorsun Federasyon Kupası'nda. Evet Bromley deplasmandayız. Rakip 17. arkadaşlar. Şiddetli yağmur var yine. Bıktık. İçimiz dışımız yağmur oldu. Nicholson'a inatla kiralık vermiyor. Aslında bir dakika ya. 1000 euroyu oğlum adam gelişiyormuş. Vermeyelim ya. Vermeyelim, vermeyelim. Adam gelişir, gelişen adamı vermeyelim en azından. Belki rotasyonda, motasyonda işimize yarayabilir. Haydi 1 puan için. Sonra da 3 gün sonra Stevenage'le oynayacağız kendi sahamızda. Fikstür biraz yine yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Şöyle bir fikstüre göz atalım. Bromley, Stevenage, Skunert, Hemel. Vallahi fikstür. Oh! 2 haftada 5 6 maç 5 maç falan oynayacağız. Sıkıntı. Evet kiralamaya uygun doğru diyorsun öyle yapalım. Nicholson neredeydi? Fena adam da değil aslında bakarsanız ama. Ya 9000 euro getiren alsın abi. 9000 euro bizim için önemli. Evet şimdi as takıma döneceğiz. Sam Johnson'ı alacağız. Cooper'ı sol tarafa atacağız. Tovey'i alacağız. Will Dixon'ı hücuma alacağız. Holm'ü Nicholson yerini alacağız. Revan ne yazık ki solda olacak arkadaşlar. Kevin Gonzalez. Zach Bell geri geliyor. Ve James Morton savunma işini. Drew, Clement, Thompson, Forvet. Tamam Nicholson da orta saha. Tamam. Haydi bakalım. Haydi aslanlar. Şimdi fikstür çok yoğunlaşacak. Bu da bizim işimiz zor. Dar kadroyla oynadığımız için fizik anlamda takımı çok ciddi korumamız lazım.
Yani eğer skoru alsak da almasak da 55-60 gibi 3 oyuncuyu değiştirmemiz gerekecek. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol yediğimiz ofsayt olsun. İyi geceler, iyi geceler Batuhan. Hoş geldiniz. Oğlum 9 10 vermediler lan ama o yüzden 9K dedim ya. 9K iyi para bizim için. En azından transfer bütçemizdeki eksiği kapatıp maaştan kurtulursak belki bir tane orta saha çekebiliriz. Uf yağmura bak ya. Lawrence. Bell. Winter. Bell. Morton. Savunma arkasına koşu gösterin oğlum. Mal gibi beklemeyin olduğunuz yerde ya. Şimdi Lawrence. Kırın önüne çok anlamsız bir top attı. Şimdi uzun top. Al rebound al. Evet Bell aldı. Morton kaptırma. Şimdi Holm. Şimdi iyi yakaladık. Dixon gösterdi kendini. Attılar ona. Dixon. 1-0. Dakika 18. Dixon'ın golüyle Bromley deplasmanında 1-0 öndeyiz. İyiyim sen nasılsın? Tabii puan durumu alalım. Tamam. İşte Dixon. Kronos'a söyleyin. Eğer isterse maçı açabilirim bu akşam. Arsenal Chelsea maçını açabilirim size ama yayından sonra biraz geç kalabiliriz. Kronos ayarlayabilirse. Yansın geceler. Puan durumu. Hadi bakalım. Şimdi Winter. Bıraktı. Holm alıyor topu. Evet iyi başladık. Yine iyi başladık. Yani gerçekten belli bir oyun şablonunu oturtmuş gibi oynuyoruz. Şimdi Revan geliyor sol taraftan. Ay, oğlum adam koşamıyor. Koşsa şimdi geçti. Oğlum hadi vur kaleye vur lan. Aferin sol bek golü candır can. 2-0. Yalnız önündeki inanılmaz boş koridor için rakibe teşekkür ediyoruz. Yoksa bu adam birebir de driblingle top geçecek bir adam değil. Gerçekten değil. Bakın. Yani rakibe teşekkür ederim. Şu oyuncu bak, şu oyuncu bak, şu. İki numaraları yedirtti golü. Alanı o kadar boş bıraktı ki. Evet, Bromley deplasmanı skor 2-0 arkadaşlar. 5 şut, 2 isabet, tertemiz 2 gol. Muhteşem savunma performansımız da devam ediyor an itibariyle. Ligde çok saçma bir durumdayız. Bilmiyorum. Hala büyük konuşmak istemiyorum. Çünkü çok düşüşler yaşadık bu kariyerde. Ama saçma bir durumdayız yani. Şimdi Forster. Dakikalar 33. Aradan çok güzel bıraktı penaltı. Yapma Lovrens ya. Yapma. Öğrenecek ama abiler. Öğrenecek. Gencecik adam ya. Öğrenecek. Kızmayalım. Evet. Rakip 33. dakikada gole çok yakın. Sol ayaklı. Belki bir ihtimal kaçırır mı? Kaçırmadı. Tertemiz bir penaltı. 2-1 oluyor. Bromley golü buldu ve maça tutunuyor. Smith'i satmadık. Şu an başa alamazsın hacım. Yarın izleyebilirsin en baştan. Canlı yayında olduğun zaman başa alamıyorsun. Smith'i satmadık. Sözleşmesi bitti. Yani yarın buradan itibaren izlersen ya da hepsini yarın da izleyebilirsin. En baştan. Şu an canlı yayında olduğu için başa sarılmıyor Twitch'te. Winter, Toby. Ceza sahasına Gonzalez direkten döndü. Kırılma anları mı? Revan acayip oynuyor bugün. Revan. Ah, ah Allah'ım ya. Bugün sağ taraf çöktü. Sağ tarafımız iyi değildi. Penaltı dışında pozisyon vermediğimiz ilk bir yarı. Kötü bir ilk yarı değil ama 2-1 her zaman riskli bir skor arkadaşlar. Oyundan memnun olduğum için çok fazla dokunmayacağım. Rica ederim ne demek? Vallahi Revan Marcel oldu da bence onların sağ beki yüzünden. Bizlik bir durum yok yani. Şimdi Bailey. Tehlike var. Tehlike var. Direkt. Evet biraz. Ve adamlar muhtemelen bangır bungur geleceklerdir. Bir tık geri alalım biz. Bir de tempoyu düşürelim. Zaten inanılmaz bir yağmur var. Ve 60-65 gibi de takımın vazgeçilmez oyuncularını kenara almamız lazım. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Şimdi Dalton. Evet. Lan bir an penaltı mı diye korktum. Bir orta geçmedi Galloway. Galloway Everton'da değil miydi lan? Şimdi araya Cooper girdi. At oğlum at. Koşu onu at sağ beki sağ kanadın. Yürü oğlum. At bak lan. Alan aferin. İçeriye çıkart. İçeriye offside da atma. İçeriye çıkart. Oğlum zorla ama tertemiz bir geçiş hücumu arkadaşlar. Bakın kendi yarı sahamızdan aldık. Tertemiz bir geçiş hücumu yaptık. Tertemiz.
Yani bu seviyede geçiş hücumunun kitabını yazdık diyebilirim size. Dixon ve Gonzalez. Birazcık da şansımız da yanımızda açıkçası son vuruşta ama 6 pasa top gelene kadar dikine paslaşmalar gerçekten çok iyiydi. Evet, yani enteresan. Şimdi şöyle bir gelelim. Holm'u alalım. Nicholson'a çakalım. Hem Gonzalez yerine oraya bir Maguire koyalım. Bir de sağ bekimiz kaç maçtır ilk 11 oynuyor. Herifin perti çıkacak ama yalnız yarım saat var. Hava yağmurlu. 80 gibi 3. oyuncu değişikliğini yapalım. Bu arada 4-1 oldu. Geniş özet değil. Yok Osman, yok. Kritik anlar. Geniş özet izletek maçlar bitmez valla. Kritik anları izliyorum. Evet, bel attı. 4-1. An itibariyle farkı 3'e çıkarttık. Şimdi Drave. Bir orta daha. Yine bel vurdu. Direkten döndü. Lovrens penaltı hakem. Vermedi. Şimdi Tovey. Ceza sahası içine doğru Rodgers çıkartıyor. Şimdi Lovrens. Aferin aslan parçası. Penaltı yaptı ama hep onun arkasında duracağız. Daha 18 yaşında. Ama topu kaptırdık. Bir geçiş hücumu. Aferin Lovrens. Şimdi bas oğlum, al onu. Aferin lan sol bek. Al. Bunun bir top. Yine Morton araya. Bu Morton da iyi lan bu arada. Aradan çok iyi bıraktı. Cooper'ın koşu yoluna. Tek başına. Kimse yok destekte. Cooper. Oğlum. Ne aptalca bir orta yaptın ya. Aferin lan Tobi. Tobi Barış Alper Yılmaz gibi oynuyor çalışkanlığı. Bakar mısınız? Her yerde pır pır. Ortaya Dixon. 5-1 yapıyor Cenab-ı Betis. Bromley deplasmanında. Tüm futbol otoriteleri şaşkın. Bel acayip ya. Arka direk bükücü. Valla inşallah indirime girer kardeşim de alırsınız ya. Çok emin bakarım. Hiç bilgim olmadı 15 Mayıs'ta. Bir bakayım. İnşallah girer, indirime de alırsınız oyunu. Ne diyeyim ki? Ama şeyse Game Pass'ten de alabilirsin. Evet, 5-2 oldu. Game Pass'te daha uygun bak. Aylık 30 liraymış Game Pass'te kardeşim. Game Pass'ten de şey yapabilirsin. Evet, bir duran top gol yedik. Yankın içeriye çıkarttığı topta 6 pasta Tweedy vurdu. Johnson'ın müdahalesine rağmen top fileleri gitti. Oyuncu değiştirmemiz lazım. Dikkatını çıkartıp Thompson hamlesini yapacağız. Tempoyu hayvan gibi düşüreceğiz. Şimdi revan. Aa, şşt, abartmayın ama. Hop, şşt. 5-3 oldu lan. Kendinize gelin oğlum. Biz nerede hata yaptık bu pozisyonda? Bu kalmış. Offside diye bir şey yok ki. Bakar mısınız ya? Offside uygulayamıyor ki takım. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakın. Bence 2023'ün en kötü taktiksel noktalarından biri. Mesela FM 2022'de vardı arkadaşlar. Bu offside taktiği uygula muhabbeti. Offside taktiğini mesela ben uyguluyordum yani. Saçma olmuş yani. Evet, Thompson'ı alacağız. Yok, 24 yakında çıkmaz ya. Bence de game 2024 çok var ya. Kasım 2023'ün ikinci haftası falan çıkar muhtemelen diye düşünüyorum. Evet, skor 5-3, dakikalar 86. Bir acaba var kafalarda. Tempoyu iyice düşürdük. Vakit geçireceğiz. Bayağı daha oyuncumuzu çıkarttık. Biraz bununla da alakası var. Bireysel performansların düşüşü. Şimdi Revan, bir de çok leş bir hava var. Şimdi Drev ceza sahası içinde. Bıraktı Cooper'a. Cooper ortala. Geçti. Haydi oğlum ortala bir şey yap. Bıraktı Nicholson. Ve kaleci Christie'de kalıyor. Hücumu çok iyi toparlarken rakibe mutlak 3 gol pozisyonu veren, gerçi 6 şut 4 isabetli 3 gol yedik yani. Çok şut çektirmedik ama iyi fırsat verdik rakibe. Şimdi Winter. Oğlum o nasıl bir first touch ya? Gat. Bell, Nicholson, Morton, Tovey çok iyi oynuyor. Bıraktı Winter, aradan koşuyor ona, Nicholson'a doğru savunma. Vur lan Revan, ikinci golü gelsin. Sol bek golü mü? Penaltı. Penaltıyı alıyor. Sol bekimiz Revan harika oynadı bugün gerçekten.
İndirmeleri çok etkili oldu ama bence bunun esas sebebi rakibin sağ bekinin vasatlığı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Morton 6-3. Bence de eksik var taktik olarak. Yani offside taktiği güzel bir taktikti ya. Onu neden çıkarttılar oyundan anlamadım mesela. Mesela görüyor musunuz? Yapamıyorsunuz offside'i hiçbir şekilde. Günümüzün ya mesela atıyorum Jorge Jesus kullanıyor. Teknik direktörlerin günümüzde kullandığı taktiksel parametrelerden biri offside taktiği. Müthiş hücum performansı. Sadece çek üzücü nokta var arkadaşlar. 6 şut 4 isabetten 3 gol yiyip rakibe 2.02 gol beklentisi vermek. Penaltısız 3.51 gol beklentisi. Will Dixon 2 gol 1 asistle maçın adamı 8.8. Kevin Gonzalez'de bir toparlanma var 8.2. Tovi çok iyi sağ açımı 8.2. Revan bekimizin en iyi performansı 7.6 ve Bell 7.7 ile oynadı. Valla enteresan bir noktadayız ama ben hala bir şekilde ciddi bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani 13 maç, 11 averaj ve 29 puanla yeni çıktığımız ligde hatta üstüne üstlük medyanın sen 23. olacaksın lan köpek dediği ligde Cenabeti sırsına sesiyor. 29 puanla lideriz. York 25, Oldham 24, Moors 24, Xlack 23, Halifax 23 ve Yeovil 23 puanda. Playoff sınırındaki Wrexham'ın 22 puanı var. Yalnız Wrexham fena geliyor. Wrexham bak toparlamış gördünüz mü? Biz bir çaktık Wrexham'a ondan sonra kendilerine gelmişler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Namağlup bir serisi var. Hadi bakalım. Valla 2024'ten ben de çok umutluyum. Yok oğlum düşeceğiz lan. Vallahi düşeceğiz. Totem yapmıyorum. Valla totem değil. Yani 2024'ten ben de çok umutluyum açıkçası. Çünkü hani bu sezon en azından evet bir kondisyon antrenörü aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Dale Clout. Yani pandemi sebebiyle hani 2023 için çok fazla yenilik yapamadılar. Sadece lisanslı işte müzikleri aldılar Şampiyonlar Ligi'ni falan koydular geçtiler. Eyvallah deriz. Ama bu sefer ellerinde pandemi diye bir engel de yok. Abi oyun 700 lira olmuş kusura bakmayın yani. Biraz hani bir şey istiyor oyun anlatabiliyor muyum yani? Tabii Wrexham o şampiyon olan takım. Hiç önemli değil bence röportajda. Ama eğer oyuna ya mesela bak röportajı ben geçiyorum normalde ya da asistan menajere devrediyorum. Oyuna görsel etkinlik gelsin. Ben masada otursam böyle filan hani FIFA'daki tarzında bir şey yapsalar. Mesela ben o röportajı yaparım. İstediğin basın mensubuna soru soracaksın. Mesela el kaldıracaklar, birini seçeceksin filan. Bu tarz biraz hikaye lazım oyuna bence. Ya biraz hikaye katmaları çok zor bir şey değil. Yapılabilir şeyler. 700 lira tabii oyunla. Ekonomi berbat o ayrı bir konu ama baktığın zaman 700 lira. Doğru o ekonomiyle de alakası var. Evet, Lovrens. Valla ben Lovrens yerine bugün Lovrens yerine test kralı alacağım. Bu riske gireceğim. Topu oynatacaktık ama top sakatlandı 4-8 gün. Biraz kondisyon sıkıntısı yaşıyoruz arkadaşlar. Şu Nicholson'ı buraya koyalım. Şöyle. Drevi de Cooper yerine atalım. Mecburen şey yapacağız. 3 günde bir maç oynayacağız çünkü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mesela FIFA ne kadar ben bilmiyorum. FIFA ne kadar? Ya FIFA 700 liraysa en azından arkadaş. FIFA'da da mesela çok her şey eski seneden gelen çok alışkanlıklar var. Masa üstü menüsü zar sur. Ama en azından FIFA'da bir hikaye izleme şansınız var. Tamam burada da biz bir hikaye izliyoruz. Eyvallah ona bir şey demiyorum ama biraz ekleyebilirsin abi bir şeyler ya. Biraz. Ya bir kar dedik geçen yayında abi bir koreografi yaparsın be. Şampiyonluk maçında en azından ya da Roma Lazio maçında bir Totti'nin koreografisini yaparsın yani. Bunlar çok ekstra hani şey database gerektiren şeyler de değil. Yapılır yani. Tabii canım efendim benim hayatım bir parçası o başka bir mesele. Katılıyorum ben ona. Evet dakika 9 skor 0-0 yağmursuz bir günde. Bugün biraz rakibe pozisyon verdiğimiz bir maç oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Raven. Raven ne yaptın ya? Dikkat. Nicholson, Holm. Nicholson, offside. Şimdi Tovey. Dokundu Dixon. Çok uzak nokta. Çok güzel koşu. Gol pozisyonu penaltı. Oğlum bu Tovey çok iyi lan sağdaki kiralık oyuncumuz. Ben Zaniolo'yu beğendim ya. Vallahi beğendim yani. Yani güçlü gördüm. En azından ayakta kalan bir Zaniolo gördü. Fiziken toplamış. Tabii FIFA Manager 2008'de en azından onları yapabiliyordun.
Biraz fiziğini toplamış. Hani yıkılmamaya başlayan bir Zaniolo gördüm. Ha, technical anlamda hala yeterli değil ama o çevresinde oynayan oyuncularla da alakalı arkadaşlar. Belli bir noktadan sonra ne yazık ki Barış Alper Yılmaz'la oynamak her futbolcunun yapabileceği bir iş değil yani. Zor. Şimdi Tovi tek başına Messi gibi gidiyor. Yıkılmıyor lan herif. Şimdi Bell, Nicholson. Savunma arkasında yine Tovi. Çok iyi kaçtı. Gol pozisyonu Tovi. Ay. 16. dakikada pozisyondan yararlanan, yalnız bunlar bizim savunma arkamıza çok şişiriyorlar. Ben bir tık geriye alacağım. Devam anasını satayım. Haydi çocuklar. 2. Bence de 2008 çok iyiydi. İşte Barış Alper Yılmaz'la oynamak diyorum ya, hakikaten zor. Forvet için de zor, orta saha için de zor. Şimdi Dixon dışarıya vurdu. İkinci golü arıyoruz. Stevenage karşısında. Kendi saha ve seyircimiz önünde. Hayda. Al oğlum onu. Aferin. Aferin Winter. Sarı kartı ne ara gördün ya? Winter'i de dinlendirmemiz lazım. Eğer skoru alabilirsek Winter'i de dinlendireceğiz. Şimdi yine Tovi. Oğlum. Tovi'ye bakın oğlum lan. Muhteşem pas. Offside yok. Yok offside. 2-0. Muhteşem oynuyor Tovi. Bence yayının futbolcusu yani. Gonzalez çok iyi toparladı. Tovi toparladı. Biraz işte hep bir yayının başında bahsetmiş olduğum hücumdaki bireysel performansların artması demek bu takımın belki de durdurulamaz hale getirecekti. O oldu arkadaşlar. O oldu. Ney sarar? Abi mesela şöyle de bir şey olabilir. Mimoto, mesela güzel modlar var. Tamam, kendi kulübünü yarat, zarttır zurttur modlarını koydun ama ben teknik direktör olmak istemiyorum ya. Ben futbol direktörü olacağım abi. Ben stat'tan maçı izleyeceğim belki yani. Ya da şu kamera açısına şuraya teknik direktör kamera açısı koy. Gerçekten ben teknik direktörün oradan izleyeyim maçı. Yani koy, çok yenilik yapılabilir ama işte tekel olmak biraz arkadaşlar ne yazık ki önümüze kadroları güncelleyip sunuyorlar. Ya da işte iki lisans ekleyip sunuyorlar. Maç motorunda yıllardır bir değişiklik yok. Bu sene biraz akıcılık bence daha iyi. Enteresan goller olabiliyor belki ama çok böyle anormal bir değişiklik de yok. Katılabilir yani, onu demek istiyorum ben. Yapılamayacak şeyler değil. Evet, çok büyük bir database var. Belki bunlar her bilgisayarı kaldırmayacaktır şimdi o benim dediklerimi yapınca ama bahsettiğim şeyler ufak detaylar ya. Tovi acayip ya. Vallahi Tovi'yi kim kirala dedi ya. Bence de hiç takmıyorlar arkadaşlar. Çok net hiç takmıyorlar. Çünkü tekel. Evet, 2-0. Yine iyi oynayan bir Cenab-ı Etisi var. 1.93 gol beklentimiz var. İşin kötüsü, biz Calvin Tovi'yi çok beğeniyoruz ama 6.4 puan vermiş. Bence maçın en iyisi ya şu an. Açık ara bizim gördüğümüz. Belki topsuz alan oyunu kötüydü bilmiyorum ama maçın en iyisi. Şimdi uzun top. Bell. Oyuncu değiştireceğiz arkadaşlar. Dakika 55'e doğru hem oyuncu değiştireceğiz hem de tempoyu düşüreceğiz. O dakikaya kadar 3'ü bulursak çok iyi olur. Tesker. Tesker Hall. Hall mü çıkartalım? Mümkünse Gonzales'i çıkartalım ve Bell'i çıkartalım. Tovey. Winter yine bak, yine kaçtı oğlum. Acayip hareketli puştu ya. Acayip bir gol kaçırdı. Asistini yediler Tovey'nin. Ivan Toney gibi oynuyor. Valla çok iyi oynadık yalnız. Yani gerçekten çok etkili bir Cenab-ı Betis izliyoruz. Şimdi ooo, Revan sakatlanmış. Kimi alacağız Revan'ın yerine ki? Clemens oynayabiliyormuş. Oynasın. Holm'u alalım bir kere. Kesinlikle Holm'u alalım. 59 düşür abi tempoyu. Tovi'yi de çıkarsak fena olmayacak ama bence asıl sıkıntı bizim arkadaşlar. Sağ bek Winter bir dahaki maç kesinlikle oynayacak durumda değil artık. Yani şöyle yapalım. Holm kalsın. Sağ bekte oynar Holm. Üçüncü oyun değişikliğiyle bir 75'i bekleyelim bence. Puan tablosuna valla çok bakmak istemiyorum ama enteresan. Dakikalar 77. Bir kafa direkt uzaklaştır. Şu an savunmada sıkıntı yaşayabiliriz. Bir dakika, bek olmadı lan. Olmadı çünkü iki bekimiz de orijinal bek değiller. Campbell. Hariç. Oğlum düşeceğiz. Düşeceğiz. Performans düşecek. Yani orta sıralarda bitiririz bu sezonu. Dixon. Tabii ki gönül ister ki düşmeyelim Osman. Gördüm İshak'ın ama dostum
Bence o İshak'ın asisti çok güzel, eyvallah da ben rakip teknik direktör olsam o savunmayı ıslak odunla döverim yani. Abi kusura bakmayın da ya öyle tackling olmaz ya. Ya o kadar rahat da yürüyememesi. Dümdüz gidiyor oğlum belli bir noktadan sonra. Dışarıya evet biraz pozisyonlar bulmaya başladılar. Çünkü oyuncu değişiklikleri tempoyu iyice düşürüp zaman geçirmeye açacağız. Bowie'nin yerine de bir Cooper hamlesi yapalım. Hadi bakalım devam. Dakikalar 75. Ama Roma'da da böyleydi. Roma'da da hep böyleydi. Bir de burada daha çok kendini göstermek istiyor. Çünkü buraya bir basamak olarak gördüğü için hani bir an önce istatistik skoru üretmek, asist yapmak isteğiyle oynadığı için zanıyor öyle. Benim görüşüm. Evet yine kazandık. 2.96 gol beklentisinden 2 gol buldu Coleman ve Dixon. Rakibe de çok fırsat vermedik. Savunma performansımız zaten bireysel anlamda Zach Bell 7.7. Tasker bile 7.5 performans puanıyla oynadı. Lawrence yokken arkadaşlar net bir galibiyet. Çıkış devam ediyor. Ama bu çıkış altını çiziyorum. Suni bir çıkış. Düşüş yaşayacağız. Vallahi enteresan. 14 maç 13 averaj ve 32 puandayız. En yakın rakibimiz York'un 26 puanda 6 puan önündeyiz. Vallahi bilmiyorum. Evet Revan sol bek gitti. Bak bu sakatlıklarla düşüş yaşayacağız. Winter'de sarı kart cezası mesela bak. Şimdi mesela kime? 6. sıradaki takıma 2 beksiz gideceğiz arkadaşlar. Foot da sakat. Bak bekimiz yok şu an. Holm'ü buraya koyacağız mecburen. Bundan bahsediyordum ben işte. Belli bir noktadan sonra bunu geçmek zor olacak. Bu arada Cooper oynatacağız çünkü Toby oradan kiralık. Ay sıçayım ya. Lawrence'i sol beke atacağız. Revan yerine sol bekte oynuyor. İşte bunları yaşayacağımız için ben size diyordum. Buraya da James Morton'u koyacağız. Başka yapacak. Ya da şöyle yapalım. Dixon sağ kanat oynar. Şu Thompson'a da forma şansı verelim ya. 6 maçta 7 golü var kralın. Alacağız alacağız. Birbirinin antisi olduğunu düşünmüyorum ben taktiklerin ama mesela üçlü savunmanın çok çözülebilir bir taktik olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar size. Üçlü savunma hakikaten oyundaki savunma performansı anlamında çok belirleyici ve en iyi taktik bence. En iyi taktik. Ama ben dediğim gibi size ben rakibi böyle gidip analiz etmektense ya şunu yapabiliriz. Rakip gidiyor şunu gösteririm ben. Mesela Skunport en başarısız sonuçlarını rakip hangi taktikle oynamış görürüz. Ama zırt pırt taktik değiştirmek de bence takım kimyasını olumsuz etkiliyor. Bir taktiği oluşturup öyle yola devam etmek ki biz öyle yaptık. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Şu an her anlamda ligin belki de lideriyiz arkadaşlar. Bakar mısın? 0.91 gol beklentisi vermişiz. Bence çok iyi. Çok iyi şu seviyede. 1.70'ten 1.93 gol bulup 15 şut atıyorduk bakın. Yavaş yavaş taktik yatkınlık artınca da 15 şutu 17 şuta kadar çıkartmaya başardık. Bunu 20 şuta çıkarttığımızda işte o zaman belki playoff'u konuşabiliriz. Notts County benim bir üst ligimde galiba. Sky League 2. Şimdi bu maç ciddi sıkıntı. O yüzden savunmadaki beklerin özellikle zafiyeti, orijin mevkilerinin bek olmaması sebebiyle savunmayı bir tık geride kuracağım. Çünkü ne Holm ne de Lawrence şey değiller. Dixon ayın oyuncusu olmuş. 5 maç 7 gol. Onu bir tebrik edelim. Ekim ayının yine genç oyuncusu Dixon'a gidiyor arkadaşlar. Ayın golü. İzleyelim alan ayın gollerini. İki taktikle oynanır mı ama mantıklı. Deplasmanda iç sahada da oynayabilirsin. Mantıklı. Ha ben çok şey yapmıyorum açıkçası ama kullanmıyorum. İzleyelim ayın gollerini hadi bakalım. Bizim gol var zaten. Oğlum bizim Revan'ın attığı gol var. Revan'ın attığı gol 3. seçilmiş arkadaşlar. Seviyor bu. Şu gol 3. seçildiyse ligdeki golleri siz düşün. Normal bir gol aslına bakarsan. Bir sol bek golü. 6-3'lük maçta. Şimdi ikinci gol. Ayın ikinci golünü izleyeceğiz. Saka güzel gol atmış. Güzel gol atmış. Ve ayın golü. Vallahi güzel gol atmış ha.
Of. Çok iyi gol atmış. Puh, Fenton. Muhteşem bir gol arkadaşlar. Harika bir gol atmış. Hadi devam. Evet, ayın menajeri olduk. Ayın menajeri olduk. Bu arada bizim de özelliklerimiz gelişiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık uyum 6'ya geldi. Hücum 9, savunma 9 oldu. Gençlerle çalışma 16. Disiplin 17'ye geldi ki çok disiplinli bir hoca değilimdir açıkçası. Yani şu ana kadar açıkçası iyi gittiğimizi söyleyebiliriz. Galibiyet yüzdemiz size genel kariyerde 173 maçta 108 galibiyet alırken 408 gol atmışız, 238 gol yemişiz. Maç başına gol yememiz bence biraz sıkıntı ama galibiyet yüzdemiz %62 arkadaşlar. Bence fena değil. Disiplin 17. Biz disiplinliyiz. Tabii o taktik çok iyi. 3-4-1-2. Diyorum ya size. Üçlü savunma çok iyi. Üçlü savunma gerçekten oyunda çok iyi. Ya ben yönetimi memnun ediyorum. Aplaz veriyorlar da bu taraftan niye memnun değil ya? Oldun mağlubiyetinden ve Clemens'in kiralama kararından. Manyak mısınız onunla? Haydi bakalım. Bak bu maç kritik arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu maç sorunlu bir maç. Beklerimiz yok. Raven sakat. 2 gün. Cameron Tut da yok. O da 2 gün. Aslında valla şu adam oynar ya. Cameron Tut'u atalım biz. 2 gün sakatlığı var. İdare etsin. Eskari 7'ye koyalım. Hadi bakalım. Haydi gençler toplanın. Yok oğlum üçlü. Ya üçlü savunma çok uygulandığında çok güzel bir savunma oyun aslında. Ha bu seviyede çok kenar stoperle oynamadık biz. Geçen sene Cenab Betis'te üçlü savunma yaptık. Pasör stoperle oynadık. Ama kenar stoperle oynamak için tabii Jesus kenar stoperle oynamaya çalışıyor. Çok özel oyuncular lazım. Oyunda çok az kenar stoperler. Doğru düzgün kenar stoper çok az. Cidden bak. Yoksa iyi bir taktik yani. Thompson. At oğlum koşu yoluna. At. At. Kaldır. Kafanı kaldır ya. Uf, çok kötü yakalandık ya. Yapma ya. Aferin Holm be. Kaleci ne yaptı öyle ya? Şimdi bir duran top. Evet, çok iyi başlayamadık arkadaşlar. Rakip paldır küldür geliyor an itibariyle. İlk 4 dakikada bir direk, bir de 6 pastan kaçan gol pozisyonu var. Şimdi Duffy. Şimdi araya Gonzalez çok fena gitti. Atlamsına, atlamsına. Yürü oğlum, yürü, yürü. 1-0. Dakika 4. Futbol. Bu yüzden futbolu seviyoruz. Çok kötü bak. Beni görüyor musunuz? Bakın bana bakın arada lan kenarda nasıl seviniyorum. Bu yüzden futbolu seviyoruz. Berbat başladığımız maçta tabelayı bir anda 1-0'a getirdik. Gonzalez, Thompson yıkılmadı. Yalnız çok güzel bir plase vurmuş ya. Ya bu işte saçmalık arkadaşlar. Bak bu plase golü ben bazen bitiriciliği 18 olan oyuncudan alamıyorum. Thompson'ın bitiriciliği 10 ya. Ha, bitiriciliği 10 olan adam bu kadar tertemiz bir vuruş yapamaz bence ya. Vallahi bak ya. Kanatsız aslında zaten Victor Pereira taktiği çok iyi zaten. 3-4-2-1. Kanatsız ama. Bir iki tane 10 numaralı. Oynaması da çok zevkli bence. İşte orada tek sıkıntı var. Rakip kanatları iyi kullanırsa. Mesela karşında Arnold'la Robertson kanatları olursa bittin abi. O kanatları durduramazsın. Kenar stoperlerin hayvani olması lazım yani. Açıkçası çok iyi oynamadığımız bir karşılaşmada öndeyiz. Ben biraz takımı ileri çıkartacağım ya. Hücumda üretemiyoruz. İlk yarım saat 1-0 önde geçiyor. Geçiyoruz. Deplasmanda puan tablosuna bakmıyoruz. Totemimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir duran top. Tam yeri. Holm. Seversin Holm. Seversin oğlum. Ölüm. Of. Holm. Kalmol. Bu arada basket maçları Euroleague'de başladı mı? Partizan Real Madrid maçından eğer başladıysa skor yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Nerede bu Kuranos oğlum ya? Nereye gitti bu? Yine kesin bir şeyler peşinde. Dark Web'e mi giriyor? Ne yapıyor? Shrimpton. Kim önde abi? Partizan mı önde Bursasporlu?
Vay anasını helal olsun ya. Vallahi helal olsun ya. Dixon. Morton geliyor. Vurdu dışarıya. Vallahi helal olsun. Çok büyük iş ya. Dabbepe giriyor herhalde. Dakika 44. Morton. Nicholson. Morton. Trev. Şimdi savunma arkasına çok güzel top sekti. Nicholson offside. Yuh, 40 metre offside ya. O pası nasıl atarsın ya? İlk yarı bitti mi Bursa Efe? Bitti mi ilk yarı? Böyle konuşamadım. Ya oyunda çok güzel forvetler çıkıyor. Kesinlikle aslında sağlam. Ama ben hiç 4-4-2 taktiği oturtamadım biliyor musun? Bence de hepsi ceza almalıydı. Katılıyorum. %100 katılıyorum o yorumuna. %100 hepsi ceza almalıydı. Evet. Yani bu kadar eksik, bu kadar takımın mevkisini değiştirmemiz olmamıza rağmen iyi performans devam ediyor arkadaşlar. Yani saçma sapan bir durumdayız. Puan tablosuna ben totem icabı bakmıyorum. Ama hala diyorum bu öyle yükselişlerin dibi görüşleri çok çabuk olur. Dakikalarda 58 birazdan yine bir tempoyu düşüreceğiz arkadaşlar. Hele şu anki fikstür, yılbaşı fikstürünü biliyorsunuz zaten İngiltere'de. Felaket olur. Daha da sıkıntılı olabilir bizim için. Şimdi Wilkinson yerine bir Clemens hamlesi, Cooper hamlesi yapalım. Kastrati, Morton yerine atalım. Valla tutçum oynayacaksın yani. Zach Bell'i çıkartmamız lazım arkadaşlar. Bana hatırlatın. Son 10 dakika stoperimiz Zach Bell'i çıkartmamız şart oldu şart. Ha, var mı ikinci periyot? Oha ne kadar çok sayı atmış lan Partizan ilk periyot 2-3-50 varken. Yuh. Şimdi Akramih. Penaltı yapma. Tamam. Tamam, sakin. Gel oğlum Zekbel öldü. Zekbel öldü. Çıkartacağız. Herif yığılacak sahaya kalacak. Asker alacağız. Artık tempo hayvani düşüreceğiz. Dengeliye geçiyoruz. Geriye yaslanıyoruz. Aynı zamanda rakibi kanatlardan da oynamaya zorlayalım. Çünkü merkezden gelmeleri her zaman daha tehlikeli. Şu durumda. Bugün hiçbir şey oynamadık açıkçası. Yani 72 dakika bakmayın. Bir 10 dakikalık futbolla şu an skor olarak öndeyiz. İyi savunduk sadece. Çok iyi savunduk sadece. Bak 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 hata gelir abi. Niye koşmadın Thompson ya? Koşsan hata gelecekti ya. Walker. Evet golü yiyeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi çıkarttık. Haydi biraz hızlı ucum. Gonzales at oğlum. Yürü Cooper. Ya şimdi atma. At 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 at. Kendi gitti. Ne gitti? Oy! Oha nasıl hızlandı orada? Bir anda bir roket taktı sanki götüne lan herif. ...86. Coutinho. Messi niye kadro dışı la? Harbiden mi? Bir şut yine direkt. Üçüncü golü kaçırıyor. Cenabeti Spor Kulübü. Tüm İngiltere'nin şu an dikkatini çek. Artık deplasmana da taraftarlarımız gelmeye başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu Memo. Şu Memo. Sarı kırmızı giymiş. Böyle artistlikleri vardır. Dikkat çekmeyi sever. Şimdi Holm. Harbiden mi lan Arabistan'a gitmiş? Ciddi mi diyorsunuz? Taşak mı geçiyorsunuz? Oğlum bak taşak geçmeyin lan. Evet 2-0. Yine iyi savunma. Rakibin sadece 0.71 gol beklentisi var. Ve 2.29 penaltısız tertemiz bir gol beklentisi. Thompson ve Holm golleriyle geçtik arkadaşlar. Şimdi puan tablosuna yine göz atacağız. 15 maç 35 puandayız. Murs 14 maç 28 puanda. Bir maç eksik 7 puanlık bir avantajımız söz konusu. Playoff'la arkadaşlar aramızdaki puan farkını 10'a kadar çıkarttık. Vallahi garip işler oluyor yani. Gonzalez toparladı. Sağ taraftaki oyuncumuz üst üste 5 maçlık kazanıyoruz. Şimdi yine 3 gün sonra bir fikstür. Hemel Hempstead. Ondan sonra Federasyon Kupası birinci tur maçı var. O maç çok önemli değil. Kaybetsek de olur. O seviyeye çıktık arkadaşlar. O seviye yeterli bizim için.
Skybet takımlarıyla, League One, League Two takımlarıyla baş edecek durumda da değiliz. Şu maç o maçtan daha önemli. Allah Allah. Ciddi mi? Çok enteresan. İçeriden nereden bilgi aldın lan? İyiyim kardeşim, hoş geldin. Sen nasılsın? İçeriden nasıl bilgi aldın lan oğlum? Ürküttün beni yaptığın yorumla. Haydi bakalım, haydi bakalım. Şimdi Hamel Hempstead 14. kendi sahibi seyircimiz önü. Çakıp geçmemiz lazım normal şartlarda arkadaşlar. Normal şartlarda şu performansla 14. sıradaki takımı çakıp geçmemiz lazım. Oğlum çok büyük bir bilgi bir de lan. Ronaldo'nun Messi ile beraber oynayacağı harbi büyük bilgi yani. Kolay bir bilgi de değil. Şimdi Raven'ı alacağız. Mecburen alacağız arkadaşlar. Winter'imiz geldi. Holm'un yerine koyacağız. Holm geçeceksin orta sahaya. Yapacak hiçbir şey yok. Basrati, Cooper. Cooper'ı bu maçta kullanalım. Asker Lawrence yapalım. Lawrence dinlensin. Holm yerine Nicholson'ı alalım. Kevin Gonzalez oynayacaksın aga, ikinci yarıda çıkartacağız. Toby geri geliyor arkadaşlar. Dixon at Dixon. Dixon'ı forvet atacağız ama. Thompson'ı da yedeğe kimin yerine koyalım? Clemens yerine koyalım. Top rakipteyken birazcık önde basabiliriz. Haydi bakalım. Haydi. Lakers Golden State. Anlamadım soruyu kardeşim. İçeriden bilgi deyince korktuk ulan. Acaba dedik duyumcu mu var aramızda? Direkt sana Discord'da şey açardık. Kanal açardık. Duyum kanal sayfası. Ya valla bir şey... Ha, Golden State maçı mı? Abi ben izlemiyorum NBA. Ta yalan atmayayım ya. Yani yalan atmayayım. Final maçını belki tekrarını izlerim. Saatler çok ters. Takip etmiyorum yani. Evet. Takatuk oynanıyor şu an. Şimdi Morton. Bırak da Raven geliyor sol taraftan. Ah Raven, ah! Şimdi Tasker dakikaları 3. Bırak da Morton. Morton kaçırdı Tovi'yi. Tovi Dixon top istiyor. Çıkarttı! Bu Tovi acayip bir şey ya. Will Dixon dakika 3, 1-0 önde cenabetisimiz. Hamel Hempstead karşısında. Oğlum güzel haber ama sen de ha, Puma'nın Türkiye Lojistik Müdürü de harbiden helal olsun. Güzel mi ki? Sende vardır bir şeyler. Sen gel gel. Gel Discord'a gel. Evet 1-0 öndeyiz dakikalar 3. Transfer dönemi çok eğlenceli olur çünkü ya. Discord'u düşünemiyorum transfer dönemi. Sabahlamalar başlar herhalde. Şimdi Tovi. Dakikalar 6 arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Şimdi Cooper'a doğru sekmedi. Revan, Cooper, Gonzalez. Offside ya. Offside, offside. 30 metre offside ya. Ay ben senin ayağına. Vallahi bu sene yaz transfer dönemi benim de var ya. Bir iki tane tanıdığım var. Gazeteci. Cumhuriyet Gazetesi'nden falan var ama onlara çok haber gitmiyor tabii yani. Çok nadir. Şey var benim. Esas oradan gelebilir haber. Benim eşimin kardeşi avukat, spor avukatı. Bazı takımların hukuk, spor hukuk avukatı. Ligdeki, birinci ligdeki bazı takımların avukatlığını yapıyorlar spor hukuk bürosu olarak. Oradan geliyor arada sırada. Şimdi penaltı verdi ya. Of. Of ya. Of ya. Evet, iyi oynadığımız maçta bir duran top ve penaltı kaleci. Ah be Johnson ya. 1-1 oldu. Çok da iyi oynuyorduk an itibariyle. Çıkar çıkar ya. Discord'a haber kesin çıkar. Kesin buluruz yani. Şimdi Mitchell. Ay ay ay, aman 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 aman, vurdurtma. Direkten dışarıya. Evet, çok iyi bir maç başlangıcı. Ondan sonra ciddi bir maç düşüşü arkadaşlar.
Penaltıyla birlikte biraz oyun anlamında da oyun gücümüzü de kaybettiğimizi söyleyebiliriz. İşte dediğim böyle düşüşler olacak. Böyle düşüşler olacak. İkinci yarıda birkaç hamle yapacağız. Aslında çok kötü bir oyun ortaya koymadık. 11 şut, 10 şutumuz var. Şimdi Cooper, duran toplar candır. Duran toplar candır, bel dışarıya attı. Asker çok kötü savunmamızda. Yani 1.38 gol beklentisi yarattık. 1.46 gol beklentisi yarattık. 1.52 hatta, bu kötü değil. Yani şu seviyede şu pas isabet yüzdesi %81 çok iyi. Tek isabetli şutları var, o da penaltıdan. Evet, şimdi bir tık daha çok risk aslında bu seviyede takımın boyunu o kadar kısaltmak, ama alacağız. Yok, Lovren'si almayalım ya. Devam. Evet, 52. dakika. Nicholson yok, atamaz oradan. Birazdan bir Holm hamlesi yapabiliriz. Çünkü duran toplar anladığım kadarıyla bu maçı çözecek noktalar olacak gibi gözüküyor an itibariyle. Holm de en iyi duran topçumuz. Hem frikik anlamında hem de korner anlamında. Gonzalez çok kötü, Cooper çok kötü. Onları da çıkartabiliriz. Şimdi Tasker, Inter. Uzun bir top çıkarttı. Çok kötü bir top attı. Anlamsız bir top attı. Şimdi karşıladık. Gonzalez alamadı, Mitchell. Çok fazla önde basıyoruz. Bu biraz başımıza bela olabilir. Çok güzel aldı herif önüne. Penaltıyı almasın. Kaleci Johnson, müthiş bir alış. Müthiş bir çalım orada. Vücut çalımıyla bekimizi ekarte etti. Evet. Şimdi Kevin Gonzalez. Yaklaş oğlum gizli forvete. James Morton, Holm yapacağız. Tempoyu iyice yükselteceğiz. Ve hücum ağırlıklarına geçiyoruz dostlar. Muhakkak kazanmamız gereken bir karşılaşma bu. Valla kupa maçı hiç önemli değil artık. Yani şu an yani iyi skoru erken alabilseydik kupa maçını düşünerek açıkçası biraz rotasyon yapacaktım, ama şu an Zach Bell'i falan çıkartamıyorum. Şimdi çıkartacağız topu, aldı. Evet, aldı Holm. Hadi oğlum, 2-1 olsun, bizim olsun. Thompson indirdi. Dixon. Birebir de etkili. Dixon. Kaleci Gilmore kariyer kurtarışını yapıyor. Çok iyi genişledi. Çok iyi genişledi bu pozisyonda. Şimdi duran top. Holmes, Zek. Hadi oğlum benim. Niye biz ceza sahasında için bu kadar kalabalık değiliz ya? Bir kafa direk. İki nokta 29 gol beklentisindeyiz. Bir gol bulabildik penaltısız. Dikkat, dikkat, sakin, sakin. Haydi Dixon, haydi Thompson be. Ufacık boyun var, kocaman yüreğim var. Haydi oğlum, ah kaleci Gilmore. Evet, rakip kaleci maçın adamı olacak arkadaşlar. Dakikalar 72, ikinci kez karşı karşıya pozisyondan yararlanamadık. Şimdi topun başına yine Holm var. Holm'un ortası, bel vurdu dışarıya. Olmuyor, girmiyor. Sokamadık. İstatistiklere bak. İstatistiklere baktınız mı ya? Sokamadık ya. Winter. Bowie. Aradan geçmedi. Güzel düşünce Powell. Şimdi reboundlar önemli. Ay, çok kötü yere indirdik. Ferin Nicholson. Şimdi Nicholson. Bir geçiş. Drev. Sezonun en kötü transferlerinden biri. Ayağına sokayım Drev senin. Haydi Revan. Yani çok iyi bir baskımız var. Ama bu aksiyon bölgesinde önemli hareketi yapamadık bugün. Yoksa oyun anlamında kötü değiliz. Şimdi yine Winter. Savunma arkasına Thompson koşacak. Olmadı. Şimdi sıra onlarda. Dikkat! Dikkat! Gördüm ben. Tezker. Tezker yapma ya. Yapma abi ya. Arsenal attı mı? Vay be. Bence Chelsea'nin kadrosu leş arkadaşlar ya. Aubameyang'la mı çıkmışlar? Evet, 2-1 oldu.
Değiştirecek bir şey yok artık. Bu maç olmayacak yani. 16 kornerimiz var. 3 isabetli şuttan 2 gol yedik. 2.62 gol beklentisinden gol atamadık. Böyle maçlar olacak. Çok sıkıntı değil. Dediğim gibi bir düşüş olacak. Her çıkışın bir düşüşü vardır. Oyunda sıkıntı yok. Bugün golü bulamadık sadece arkadaşlar. Biri bireysel savunma hatası, Tezger'in hatası ki keşke Lovren'si oynatsaydık. Golü yedik. 2.64'de 1.35 gol beklentisi ki adamların penaltısı da var. XG'lerinin yüksek olması sebebi bu. Yani 28 şut 6 isabetten tek gol bulmamak lazım bu seviyede. Olsun. Sıkıntı yok. Devam. An itibariyle liderliğimiz devam ediyor. 16 maç 35 puandayız. Aldrich'in 15 maç 29. Murs 14 maç 28 puanda arkadaşlar. Playoff sınırıyla aramızdaki puan farkı bir maç fazlayla 10. Şimdi yani çok McDonald's deplasmanına gideceğiz. Biz FA Cup, Federasyon Kupası'nda ilk defa çıkıyoruz ve acayip bir stadyumda oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra ligin ikinci sıradasındaki Al Richmond'la oynayacağız. Bence şu Al Richmond maçı McDonald's maçından çok çok daha önemli. O yüzden belki kızacaksınız ama çok ciddi bir rotasyon yapacağım ve sigara arası vereceğim. Hangi mane? Mane çekemeyiz ya. Gelmez be. Zor be. Keşke çeksek de gelmez ki. Evet, Adeyemo'yu birisi önermişti önceki yayında. Doğru diyorsun. Almadık. Gelmedi daha doğrusu. Denedik galiba. Çekti fişi. Ortadaki. Evet, McDonald's deplasmanı. Kepa toparladı bence ya bu aralar. Yani geçtiğimiz sezondan daha iyi. Yani Mendy'den daha iyi bir, en azından şu an iyi bir kaleci olması da eldeki en performanslı kaleci, öyle bakmak lazım. Ya iyi değil ama eldeki performans anlamında Mendy'den daha iyi bir kaleci. Vay anasını, 48-45. Ulan helal olsun. Partizan alırsa 3-0'la geçiyor. Süpürüyor arkadaşlar Real Madrid ve playoff'a kalıyor. Müthiş bir başarı ya. Şimdi çok iyiydi de. Titredim lan Tugay. Vallahi titredim. Böyle kendime geldim mi ya? Bizde birinci ok hanımcılık arkadaşlar. Yedinci ok falan yok bizde. Birinci ok hanımcılık. Çünkü evde huzur olursa her yerde huzur oluyor. Şimdi en azından Holm'u alalım şuraya. Ya yani rotasyon kesinlikle yapacağım. Tutu alacağım. Lorenzo oynatacağım. Asker'i savunmaya koyacağım. Veli dinlendireceğim. Ya yani bu maç, kupa maçı geçemeyeceğiz. O yüzden bence mantıklı olan rotasyon yapmak gibi geliyor. Neyse, bu kadroyla çıkalım ya. Bir görelim bakalım kendi seviyemizi. Ben bu arada bir dumanlanıp geleyim 2 dakika. 15 sayıdan mı döndü? Vay anasını. Ben 2 dakika, benim bu maçtan çok umudum yok zaten. 2 dakika dumanlanayım geleyim arkadaşlar. Hadi bakalım, maç sizde. Haydi gençler, maç sizde.
Evet, tahmin ettiğimiz olmuş arkadaşlar. Gerçeklerin yüzümüze çarptığı bir karşılaşma olmuş. Aradaki kalite farkı ne yazık ki ortaya çıkmış. O yüzden biz oyuncu değiştireceğiz. Oyuncuları değiştireceğiz. Tempoyu da düşüreceğiz. Bu tur buradan nasılsa dönmeyecek. Harbiden attık, offside mi oldu? Ulan iki tane mutlak gol pozisyonuna girmişiz aslına bakarsanız. Yine çok kötü değil. Yine çok kötü değil ama çok fark var arada. Yapsın. Trip. Oy. Dışarıya. Bu arada maç golü ve oyuncu puanlarına bir bakar mısınız Arsenal Chelsea maçında? Ben bu kadar bol keseden oyuncu puanı sallayan bir site hayatımda görmedim. Odegaard'a daha yarım saat geçmiş. 8.9 vermiş ya. 8.9 nedir oğlum? Acayip bir rakam 8.9 yani. Şimdi Blackman. Savunmadan çıkmaya çalışıyor McDonald's. Gonzalez. Aradan Tovin'in önüne. Ulan hadi be. Vallahi gol. Ha siktir. 73. dakika. 2-1 oldu. Aynen, sofa skor daha doğrusu zaten. Arada sırada Berat ya. Arada sırada. Evet. Skor bir anda 2-1 oldu. Bowie yine çok etkili çıkarttı ve Dixon topu filelere yolladı. 5.9 oynadığı karşılaşmada bir anda golü buldu. Dixon. Oğlum kötü değiliz bu arada. Cidden kötü değiliz. Kevin Gonzalez çok kötü. Gizli forvete. Bir hücum ağırlıklıya dönelim bakalım ya. Tempoyu da yükseltelim. Takımı da öne çekelim. Bir riski alalım bakalım. En temizi bırakmak zaten ya. Çünkü kasa her zaman kazanıyor. Çok net yani. En temizini yapmışsın. Bir taç atışı. Morton, Nicholson. Morton. Lan! Hadi lan! Ulan bir anda penaltı diye bekledik. Vermez ki şerefsizler. Vermez. Vermez. Bunlar hakemler. Bu hakemler kapitalist. Kapitalizmin uşağı olmuşlar. Offside. Ah Winter ya. Palmer ceza sahası içine çıkartırsa golü yedik arkadaşlar. Oo. Görerek, bilerek, isteyerek, arzulayarak. Düşür abi tempoyu. Takımı yorma. Boş ver. Gerek yok. Devam. 3-1. Çok iyi çıkardı abi. Baksana. Görerek diyorum ya. Tam bak buraya görüşü. Muhteşem bir pas bu. Pas bu. Asist bu işte yani. Asist bu. Duran toptan salla. O asist değil bence yani. Bu asistin kralı. Ayağını siktim kralı. Aa kim o? Kim yazmış onu? Kim gelmiş? Şimdi Evans. Ah geri zekalı. Hoş geldin Ege. Oğlum adama nasıl sövdüyseniz Adekuk Bey'e, amcası vefat etmiş bugün. Toprağı bol olsun. Ne sövdüyseniz artık. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani bu seviye için kötü bir oyun değildi. XG'lere baktığımız zaman 1.83 gol beklentimiz var. Rakibin 2.29. Biraz savunmada sıkıntı yaşadık. Beli oynatmadık. Biraz savunmamız aksadı ama kötü değil. İyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum bizim için. O yüzden geçmiş olsun diyeceğiz. İyi güzel bir eleniş oldu bence. Şimdi ligde ikinci sıradaki kimle oynuyorduk? Al Richmond'la oynayacağız arkadaşlar. Esas maç bu maçlar an itibariyle
saçma sapan bir ligde liderliğimiz söz konusu. Son maçlarda biraz düşüş yaşadığımızı da söyleyelim. Hamel Hempstead maçı bir yol kazası olarak bakabiliriz aslına bakarsanız. İyi oynadığımız ama mağlup olduğumuz bir karşılaşmaydı. Şimdi Alrikon ve Aldershot deplasmanlarına çıkacağız. Şimdi kadroyu ayarlayalım. Zekbel'i koyalım. Revan'ı koyalım. Gonzalez şu sol tarafı bir oturtamadık. Sol tarafta sıkıntı var. Yani sol tarafta Cooper oynatıyoruz. Çok etkili olamıyor. Nicholson, Thompson, Dre ve Tasker. Orta saha oyuncusu tamam. Hadi bakalım. Valla biraz bir şeyler kaçırdın hacım. Şu an çok enteresan bu durumdayız. Ligde lider durumdayız. 16 maç 35 puanla ligde lider durumdayız. İyi gidiyoruz. Bakalım nasıl bitecek sezonu merak ediyoruz. Evet, en iyi 50 oyuncu Lewandowski, Haaland, Odegaard, Kylian Mbappe, Junior, De Bruyne, Harry Kane, Declan Salah ve Kimi arkadaşlar. Tabii ki bizden oyuncu sokamıyoruz. O listeye hiç bakmaya gerek yok yani. Ulan acaba onu görecek miyiz? Dünyanın açıklanan en iyi 50 oyuncusunda bir tane cenabetisli futbolcu görecek miyiz? Alttan 3. sezonda Vanarama Güney'den Vanarama'ya çıktık. Bir üst lige çıktık geçtiğimiz sezon 3. sezonda. Şu an 4. sezondayız. 2-0 mı oldu? Hadi bakalım. Valla adamlar ikinci sırada olduğu için bir tık geride karşılayacağım. Cooper ya şu Cooper'dan arkadaşlar Cooper çok iyi değil ya. 6.64 ile oynuyor ama orada oynayacak tek oyuncu da Miguel Dreve. Açıkçası bunun tekniği daha mı iyi ama bunun da hızlı hızlanması hiç yok. Hadi devam bakalım. Valla süper ilerliyoruz ama dediğim gibi biraz şey ya medya 24 takımlı ligde 23. olacaksın diyor bize. Biz şu an lideriz ama bu bir sanal çıkış düşüşü ağır olacaktır diye düşünüyorum ben. Bakalım yanılacak mıyız? Yoksa taktiksel anlamda şu an herhangi bir sıkıntı yok. Oyun gücümüz yerinde. Yani rakipleri her maç hemen hemen üstünlük sağladığımız bir durumdayız. Süreçten geçiyoruz. Evet, şu an ikinci karşısında da fena başlamadık mesela maça. Dakikalar 15. Oğlum yağmurdan bıktık usandık yağmurdan. Yemin ediyorum bıktık usandık yağmurdan. Bir güneş açsın artık ya. Morton Tovey içeriye çıkartırsa gol olur. Dixon! Tovey Dixon işbirliği. Müthiş bir işbirlik arkadaşlar bu. Tovey besliyor, Dixon atıyor. 16. dakikada 1-0 öndeyiz. İlk 3 takım mı yükseliyor burada? Onu bilmiyorum lan. Vallahi Jimmy Vardy ne oynadı son maç ya? Tam bir puşt. ATM ne lan? Ha 2'de tamam. ATM ne lan? 3-0 mı oldu? Yuh. Evet 1-0. Bir de duran top şansı. Holm. Orta. Bel vurdu. Ah direkten yan direğe çarptı dışarıya. Ha B takım Atletico Madrid. Oralara kadar daha var acım ya. Gelmezler bize. Atletico Madrid kiralamak istemiyor. Daha üst seviye oyuncularla oynasın diye oyuncuları. Daha bir iki lig daha geçmemiz gerekecek muhtemelen o seviyeye gitmemiz için. Muhteşem bir ilk yarı çıkarttık. Ligin ikincisi karşısında. 12 şut 2 isabet. 1.61 gol beklentimiz var. Rakibin sadece 0.08 gol beklentisi. Hatta 1.78 gol beklentimiz var. Çok iyi bir hücum performansı arkadaşlar. Pozisyon da vermemek iyi. Ama skor tabii ki riskli. Oyundan memnun olduğum için herhangi bir aksiyon yapmayacağım. İkinci golü bulmamız şart. Şu oyun ikinci golü hak ediyor bana kalırsa. Haydi bakalım. Haydi Bell. Ya hocasını dinleyen adam Jack Bell. 2-0. Evet, Vanarama'da bir cenabet rüzgarı. Doğru diyorsun valla. Islak zemin oyunu. Oğlum Chelsea'nin düşme ihtimali var mı lan? Ama Osman şey, çalışma izni alamayabiliriz. Şaka maka Chelsea'nin artık tempoyu düşüreceğim. Oo, Tovic sakatlanmış. Dreve alalım. O Kevin Gonzalez çok kötü durumda. Thompson alacağız oraya. Dixon'ı biraz arkaya çekeceğiz.
Üçüncü oyuncu değişikliğinde Holm ya da Morton'dan birine yatacağım ya da sağ bekimiz çok bitik durumda. Valla ligin ikincisinin üstünden silindir gibi geçtik arkadaşlar. Pozisyon vermedik. Her anlamda üstünlük sağladık. Şu an 3'ü bile bulmamız gerekiyordu. Şimdi Drave, Rugby Bell, Inter koşu gösterecek. Dixon atmadı. Çizgiye iniyor. Orta. Aslında buranın da şimdi dikkat. Morton çok güzel aldı topu. Lawrence evet savunmayı bayağı ileri çekmiş durumdayız. Çok dikkat. Şimdi Winter. At kendini penaltıyı al. Ceza sahasına girdi. Vurdu kaleci Foster. Oğlum bu Foster bildiğimiz Foster mı acaba lan? Şimdi Revan atak devam ediyor ve köşe vuruşu kazanıyor. Cenab Betis. Dakikalar 73. Başlanır 4-3'te. Niye başlanmasın? Adam tumur çeker de ben çekemem ki oğlum ya. Onundaki taşak bende yok. Çalışma izni muhabbeti var ya. O yüzden çok şey yapamıyoruz. Valla sağ beki almamız lazım. Winter sahaya yığılacak arkadaşlar. Nicholson'ı alacağız. Holm'u da buraya çekeceğiz. Tempoyu da düşürdük. Ya umarım şu maçta bir sıkıntı olmaz. Artık bu maçta da bir sıkıntı cidden olursa yuh diyeceğim yani. 85. Şimdi Holm, Nicholson, Holm. Çok güzel nokta, penaltıyı kazandık. Evet, fişi çekme zamanı ligin ikincisi karşısında. Penaltıyı alıyoruz, Morton topun başında. Maçın 87. dakikası. Bahriye kim lan? Evet, bence de çok güzel yorum. Amerikalılar futboldan anlamıyorlar. Çok güzel yorum bence. Vay anasını. Oğlum Nottingham Forest da tehlikeli ha. Ay, 90 artı 3 bir duran top golü. 2-1. Oğlum biz penaltıyı kaçırdık mı lan? Asiktir. Gol sandım ben penaltıyı. Evet. Yo penaltı olmamış ki zaten. Yo kaçırmışız lan. Tüh. Yani şu maç nasıl 2-1 biter ya? 24 şut, 7 isabet, 3.68 gol beklentisinden 2 gol buluyoruz. 9 şut, 5 isabet, 0.69 gol beklentisinden 1 gol buldular. Yine kazandık. Duran toptan gol yedik. Zach Bell 7.8, Revan 7.2, Dixon 7.7, Winter 7 ve Calvin Tovey 7.6 ile geceye damga vurdular. Evet, rüya devam ediyor. Üst taraflarda oynayan bir takımı yendik. 17 maç 38 puan. Oldu mu? 16 maç 31 puan. Moors 15 maç 31 puan. Bu Solihull, Moors tehlikeli arkadaşlar. 2 maç eksik. 7 puan gerimizdeler. York 16 maç 30 puanda. Halifax 16 maç 26 puanda. Playoff sınırı. Garip bir noktadayız yani. Evet Toby 1-2 gün yok. Şimdi Aldershot deplasmanı. Oo, Holm ve Cooper yok. Holm ve Cooper gitti. Aldershot evet ligin sonuncusu arkadaşlar. Ligin sonuncusu deplasmanına gidiyoruz. Daha var ya. Daha sezonun 17 maçı oynadık daha. Daha çok var. Şu 20 maçı tamamlayıp bu yayını bitiririz zaten. Yarın devam ederiz. Of of of. Holm'un yerine Nicholson. Cooper'ın yerine mecburen. Thompson'ı burada deneyebilir miyiz kanat forvet ya? Deneriz. Hız ve hızlanması çok iyi Thompson'ın ya. Kanat forvet sanki performans verebilir orada Thompson. Bobby İrlanda Cumhuriyeti 21 yaş altı milli takımına çağrılmış. Yapma bunu ya. Ne milli takımı amına koyayım şimdi? Yarın yine aynı saatte yaparız. Belki yarın biraz işim yok çok sahada. Bir yayın yapabiliriz. Milli takımı da ekleriz. Bir 4'te milli takım çakarız. Yine akşam saat 8 8.30 gibi de Cenab-ı Betis çakarız. Bok liginde oynuyor milli takıma gidiyor. Yani enteresan yani. Şey de öyleydi ya. Zenyu bak Zenyu'yu göstereyim size ya. Bakın bakın triplere bakın oğlum siz Zenyu'nun. Zenyu takım bulmuş mu? Bak hala bulamamış takım. Bak hala serbest. Milli takımda oynuyor. 24 maçta 2 golü var biliyorsunuz. Bizde hakikaten iyiydi bizde. 44 maç, 42 maç, 34 ve 46 maç 38 gollük performansları var. Boşta bak gelmiyor. Kulüpten daha yeni ayrıldığı için şu an Cenab-ı Betis'e geri dönmekle ilgilenmediğini belirtti. Bir de şeye bakalım.
Jaden Smith. O da triplerde. O da triplerde. Bak o da serbest. Daha kimse istemiyor. Bak imza attır diyelim. O da. Yeni ayrıldım, geri dönmek istemiyorum. Götüm. O boşta. Boşta anasını satayım. Gelin gelin eğleniriz. Aptal oğlum bunlar, aptal. Futbolun beyinsizi bunlar işte resmen. Başka açıklaması yok yani. Futbolcunun salağı. Çok saçma bence de. Yarım sezondur boştalar la. Ama almayacağım zaten. Öylesine gösterdim. Ne işi var artık onların bizde? X'ten next olmaz arkadaşlar. Hayat görüşümüz bu. Her şeyde. Aha! 5.000 euro veriyor lan tuta. Oğlum 5.000 euro ne ya? Sol bek yediğimiz yok ki. Zaten transfer bütçemiz eksi 19.000 euroda. Onu bile karşılayamayacak. Maaş ne kadar oluyor bu? Kabul edelim bakalım ya. Evet, kritik bir deplasmandayız. Kritik bir deplasmandayız. Tovi de yok. Bayağı sakatımız var. Cezalımız var arkadaşlar. Bayağı sakat ve cezalıydı. Özellikle Hol. Tovi biraz bize sıkıntı çıkartabilirler. Bu maç Dixon'cıyız. Allah'tan rakip 24. ama okyanusu geçip çok derede boğulduğumuzu biliyorsunuz zamanında. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Hadi bakalım. Vurduğumuz gol yediğimiz ofsayt olsun. Oğlum yine yağmur var. İçimiz şişti, içimiz. Korku filmi gibi sezon ya. Lovren ne gittin be? At kendini. Aferin Lovren sana. Penaltıyı aldırdı. Stoperimiz. Penaltıyı kazanıyoruz. Maçın 6. dakikası. Bu sefer kaçırmayın çocuklar. Bu sefer kaçırmayın. Deplasman tribünlerine yine gelmeye başlamışlar. Morton bu sefer atıyor. 1-0 dakika 7. Şimdi lig atlasak bütçe üst lige çıktıkça daha maaş bütçemiz artacak. Yine free transferlere gideceğiz ama bence birazcık daha transfer listesi artar bir üst lige çıktım. Ya biz bir üst ligden sonra bence daha da elimiz güçlü olacak arkadaşlar. Transfer anlamında en azından. Daha iyi olacak yani. Stadımız ne zaman olacak hiç bilmiyorum kardeşim ya. Şu an kiralık oynuyoruz Hive'da. Muhtemelen bu sezon anlaşma bitiyor. Yeni stadyum inşası istiyoruz yönetimden ama şu anki maddi şartlarda yapmıyorlar. Ama ilk işimiz maddi durumu kotarınca ilk işimiz yeni stat ismi yapmak. Yeni stat yapmak olacak hakikaten. İlk işimiz o. Şimdi Thompson işte hızlanmasıyla çok iyi götürdü. Revan'a çıkarttı. Morton. Thompson. Bir penaltı daha bekledik. Olmadı. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Dikkat. Aradan ben gördüm. Gördüm. Rashford Malano yok. Rutherford. Çıkarttık. Şimdi Gonzalez sağ tarafta koptu gidiyor. O sola attı. Yanlış yere attı ya. Thompson hızıyla geçer onu. Thompson hızıyla geçti. Yıkılmadı. Thompson. Thompson. Güzel deneme. Attı mı yine? Keşke bence de FM Twitch'le entegre olsa. Doğru diyorsun. Attı mı Openda? Lens yener herhalde. Toulouse kupayı aldıktan sonra salacaktır ligi. Yedik. Ben dedim size arkadaşlar okyanusu geçeceğiz. Biz derede boğulmasını sever bizim takım. Gidersin ligin ikincisini ezersin ama ligin 24.'süne karşı acı çekersin. Da bence daha mantıklı. Eğer uzun oynayacaksak biz komple uzun oyunu oynayacaksak Zaniolo, Icardi çıkalım. Ama topu yere indirecek oynayacaksak kesinlikle çok net Mertens oynamalı. Yani hocanın taktiğine göre biraz en azından ben taktiğe bir şey demiyorum arkadaşlar. Uzun top da bir taktiktir. Oyun biçimidir. Hep diyoruz en kötü plan plansızlıktan iyidir. Ama bari oyuncu seçimlerini doğru yapalım. Zanyol oynasın abi o zaman. Ah, direkt direkt iki direkt. Topun canı var adeta girmedi. Girmedi. Winter oğlum. Abicim istatistiklere bakın ya. Nedir ya? 1.94'ten bir gol bulduk. Rakibin 2 şut 2 isabet 0.9 var. Maç berabere. Zaniolo bencil oynuyor. Kendini oynuyor. Kendini göstermek istiyor. Ne yazık ki. Evet, 60'a geldik.
Çok kötü hücum performanslarım ama elim yani değiştirecek hiçbir adam yok şu an ya. Yok, yedekten girip de maçın sonucunu etki edebilecek bir şu Kyle Evans var. Başka adam yok arkadaşlar. Yok, elimizde futbolcu kalmadı. Evet, yenilmiyorsan yenilmeyeceğiz böyle bir karşılaşmada. Yapacak bir şey yok. Çok fazla o yüzden müdahale etmeyeceğim. Şimdi Frost, aman aman yenilmeyelim bak. Kahretsin. Yani sonuncu sıradaki takım abicim ya. Sonuncu sıradaki takım yapmayın ya. Vallahi olacak iş değil ya. Yine 2.21 gol beklentimiz var. 3 şutta 2 gol yedik. 20 şut 6 isabetten tek gol attık ya. Vallahi olacak iş değil ya. Ya tamam, çok iyi oynamadık belki ama şu istatistiklerle de en kötü bir puan hak ettiğimiz bir maç. 2 kırpıkça 0.96 gol beklentisi. Olmadı. Olmadı. Saçma bir mağlubiyet aldık ligin son sırasındaki takıma karşı. 18 maç 38. Yalnız bu Murs 3 maçında kazanırsa lider oluyor arkadaşlar. Şu an 15 maç 31 puandılar. Biz Oldham 17 maç 32'de. York 17 maç 30'da. 20 maçı yapalım, bitirelim. Biraz düşüş var yalnız. Son 3 maç 2 mağlubiyet. Size demiş olduğum olay. Şimdi Cooper'ı alacağız. Cooper'ı alacağız. Cooper'ı almayacağım ya. Cooper'ı kullanmayacağım. Holm'ü alacağız. Clemens'i alalım. Kovi'yi de gelince koyacağız. Evet, şu an onlarla oynuyoruz. Abo, o bahsettiğimiz gizli lider. Murs'la oynuyoruz kendi saha ve seyircimiz önünde. Hadi bakalım. Kritik bir maç arkadaşlar. Valla playoff'ta olur mu? Ağır bir düşüş olacak. Bakalım ne zaman o düşüşe geleceğiz. Şu maç çok kritik. Şu maç gerçekten çok kritik bir karşılaşma oynayacağız şimdi. Yani ikinciyi yendik. Üçüncüyü de yenersek bu büyük bir özgüven bence. Evet, Arsenal 3 olmuş. Of, bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Çok iyi ya. Gelmiyor ki, 50 bin euro veremiyorum. 50 bin euro veremiyorum ya. Çok iyi adamdı ya. Valla ben de Chelsea sürpriz yapar dedim de Chelsea bitmiş demek ki arkadaşlar. Yani Southampton bile gidip oradan bir puan çıkarttığı yerde ki 3-1 uzun süre 3-1 önde getirdi. Son 2 dakikada yediği gollerle bir puanı verdi. 2 puan kaybetti. Yani demek ki. Ama Lampard başlı başına bir hataydı. Bunu konuştuk zaten. Real öne mi geçmiş? Abi çok enteresan bir takım işte Real. Vallahi çok garip bir takım Real'de yani. İnanılmaz. 58-62. Vallahi çok enteresan takım arkadaşlar. 15 sayılmış bir ara fark ya. Valla düşsün Chelsea abi küme. Akıllanmazlarsa, bu kadar kötü yönetirlerse düşsün küme. Yazık ama.
Haydi bakalım ligin üçüncüsünü ağırlıyoruz. Kendi saha ve seyircimiz önünde. Salihul Mors. Yenilmezsek bir puan bile önemli bence. Ligin üst tarafında oynanan bir karşılaşma olacağı için. Bir puana açıkçası. Oha bir teklif bu. Ha, bizim oyuncu değil ya. Bir anda bize mi teklif var dedim. Everton da çok kötü yönetildi gerçekten bu sezon. Hakikaten. Chelsea mi anlaşmış? Allah kahretmesin. Hala transfer mi yapıyorlar? Yapsınlar abi. Yapsınlar bakalım. Hala transfer peşinde koşuyor. Yapsınlar anasını satayım. Daha kimi alacaklar ya? Avrupa'da biraz parlayan oyuncu hemen gidip paraları basıp alıyorlar yani. Kaç futbolcunun... Evet, yani bu adamı satalım mı arkadaşlar? Ne yapalım ya? 1700 lira ekleyecek. 1700 euro ekleyecek sadece transfer listesine. Sattım vallahi. Tutu sattım. Şu çok beğendiğim orta saha adamını getirebilir miyim şimdi? Onu sattım işte. Ya yapma işte bunu ya. O adama çökeceğim. Evet bir oyuncu satışı yaptı. 5000 euro. Çok bir şey değil aslında bakarsınız ama. Ve evet, Tobi geldi. Kritik maç. Ligin üçüncüsü ve gizli lideriyle oynuyoruz. Kendi ve saha ve seyircimiz önünde. Bence dönüm maçlarından biri. Eğer gerçekten bu karşılaşmayı da kaybedersek benim bahsetmiş olduğum noktaya gelmiş olacağız. Ve düşüşe başlayacak bu takım. Ama bu maçı kazanırsak işte o zaman playoff için bence konuşabiliriz arkadaşlar. En kritik maçımız. İşte maaş bütçesi yok ki. Yaratamadım. Belki tuttan gidince gelir diye düşündüm ama bakalım bir o adama deneyeceğim. Saldıracağım bir o adama. İlk 20 dakikayı 0-0 geçtik. Şutlar bizden geldi. Rakibin herhangi bir şut girişimi yok. Şimdi Tovin. Benter. Orta. Gonzalez yükseldi. Vurdu. Kaleci Eastwood çok iyi tuttu. Güzel bir pozisyon. 23. Aman 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 aman. Allah seni kahretsin. Bomboş pozisyonda. Oğlum Tovi'ye bak. Gidiyor herif ya. Ah ah 3'e 1 3'e 1 yakalandık. Of, Lovren'den çok kritik bir müdahale. Ama çok kötü topu oyuna soktu ve rakip geliyor şu an. Hatın. Oha Dozel var lan heriflerde. Bu İtalyan oyuncu değil mi ya? Tehlikeli geldi. Orta bomboş, bomboş. Dedi ki bomboş. Açam çok iyi kapanıyorlar ya. Yani merkezi o kadar iyi kapatıyor ki kuşlar. Aha! Vallahi gol! Evet! 1-1! Ulan tamamıyla şans, tamamıyla şans. Bir sinek mi vızıldamış arkadaşlar chatte? Bir sinek mi vızıldamış? Bir sinek var galiba chatte. Vız vız diyor. 1-1!
Kovi 2-1. Fıs fıs kayıkçı, kayıkçının küreği. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Geriden geldik, öne geçtik. İyi de oynuyorduk zaten. Golü yiyene kadar da iyi oynuyorduk aslına bakarsanız. Burada Tovi sezonun şu ana kadarki en formda futbolcularından biri ama Holm'un koşu onun lapası gerçekten muhteşemdi. 2-1 öndeyiz. Ligin üçüncüsü kaçtı? Bu şeye bakacaktım ya. Bir dakika. Oğlum bu Dazzle diye bir futbolcu var bunlarda. Bu adam o bildiğimiz adam mı? Yok değil. Oğlum değilmiş de iyi adammış lan. Neyse aç. Şimdi Dixon, Gonzalez. Gonzalez. Thompson, Dixon, Holm. Muhteşem paslaşmalar. Kaleci Eastwood'da kalıyor. Tiki Taka'ya öğretiyor cenabetiz. Van Aramaya. Eastwood. Dikkat. Ne olur dikkat. Aferin Lovrens be. Adamsın be. Bel. Dakikalar 43. Skor 2-1. Holm. Tovi. At Tovi'nin koşuğuna. Fırladı valla. Oğlum bu Tovi çok iyi lan. Haydi oğlum. Çıkarttı 3-1. Muhteşem bir gol. Gonzalez. Tovi geri geldi. Hücum gücümüz %30 arttı. 3-1. Çaktırma Bahadır. 3-1 oldu. 1-0'dan geldik. 3-1'i yakaladık kendi sahibi seyircimiz önünde. Tobi muhteşem oynuyor. Gonzalez ayak içiyle bırakıyor. Farkı 2'ye çıkartıyoruz. Moves karşısında. Ligdeki ve muhteşem bir hücum performansı ortaya koyuyor. Aman foul yapma. Lawrence sende. Çok iyi hücum performansı ortaya koyduk. Savunmada da çok iyi duyduk. Yani 2 maç kendi sahamızdaki Aldershot 2. ile oynadığımız ve şu maç yine Tobi. Orta offside artık. Artık offside tamam Tovi yeter. Yalnız Winter sahte bek ve Tovi ters ayaklı kanat oyuncusu harika bir uyum gösteriyorlar arkadaşlar. Offside doğru karar. Oyuna devam. Muhteşem bir ilk yarı. 2.21 gol beklentisi. 12 şut 8 isabet. Rakibin 0.59 gol beklentisi var. Tovi gecenin adamı. 1 gol 1 asistle. Hiçbir şey bozmayacağım. Devam diyeceğim. Skora göre 65-70 gibi yine gerekli hamleleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir free kick. Aman aman kaleci Johnson sendeyiz oğlum. Johnson. Bak Johnson. Allah seni kahretsin ya. Tüh. Yani olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil ya. Bak burada bir ayak kaydı. Salak. Revan. Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun ya? Offside, 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 offside hakem. Alırım aklını senin ha. Kim var? Holm atar buradan be. Atar atar. 90'da örümcek ağlarını temizler. Haydi oğlum. Atar ya. Atar ya. Bizim neyimiz eksik diyor. 4-2. Fıs fıs kayıkçı. Kayıkçının küreği. 4-2. Arkada ya pes etmek yok kardeşim. Ama 3 şut 2 isabetli 2 gol dedik. 14 şut 10 isabette 2.56 gol beklentisinden bu golü çıkartmak biraz can sıkıcı artık ya. Valla geçtiğimiz maçta aynı bok oldu ya. Morton çok kötü. Bir Nelson hamlesi yapalım Morton yerine. Onun haricinde devam. Winter. Nicholson. Thompson. Ah, Thompson. Kafanı sıçayım Thompson. Orta. Lawrence yine karşıladı. Lawrence al onu oğlum. Sakın hata yapma. Sektirme. Sektirme dedim işte. Sektirme ya. Ya yapma ya. Ödümüz bokumuza karıştı maçın 65. dakikasında. Çok kritik bir maç. Haydi Holm. Bel. Hadi oğlum benim. Bel neredesin? Vur kafayı oğlum. Bitir maçı direkt. Ah. Ah. Yalnız çok güzel maç oldu be. Dürevi Thompson yerine atalım. Devam.
Dakikalar 81. Bir taç atışı Douglas. Skor 4-2. Son dakikalara strese girmeyelim. Ah yapma. Penaltı yapma. Aferin. Johnson be. Johnson. Muhteşem oynadık arkadaşlar. Yani ezdik, çatır çatır ezdik geçtik. Tüm istatistiklerde rakibin üstünden geçtik. Bu herifler eksik maçlarını kazanmalı. Aa, penaltı yapma. Penaltı yapma işte. Yapma abi ya. Yapma bu dakikada, yapma penaltı ya. Cansın. Can, hakikaten can. Aferin aslan parçası. O zor Fatih Terim gelmez ya. Evet, iyi bir oyun arkadaşlar. Tek sıkıntı 7 şut 4 isabette. Yine 2 gol yemek. Bir penaltı kaçırdılar. Kalecimiz 7.5. Maçın en iyisi Holm oldu. 1 gol 1 asistle oynadı. Calvin Tobey özellikle ilk yarıda sağ tarafı delik deşik etti. 1 gol 1 asistle. Kevin Gonzalez'in de golü var. 4-2 kazandık. Üst taraflarda alınmış bir galibiyet. Şimdi bu biraz Vanarama'da taşların yerinden oynamasına sebebiyet verebilir. 19 maç, 16 averaj, 41 puanlı lideriz. Oldum 18 maç, 33. York 18 maç, 33. Ağrıçım 17 maç, 32. Ve Murs 16 maç, 31 puanda. Ama Murs bu 3 maçını da kazanırsa 40 puana kadar yaklaşıyor. Yani puan farkımız biraz suni. Aykut Kocaman mı diyordu? Suni puan farkı. Şimdi kimin deplasmanına gidiyoruz? Stant deplasmanına gidiyoruz. Ve Stant deplasmanından sonra bu yayını bitirelim. Ondan sonra önümüzdeki yarın Dark Red deplasmanına başlıyoruz. Umarım galibiyetle bitirdiğimiz bir yayın olur. Yok oğlum, suni puan farkı ya. Allah Allah. Her şey olabilir. Kim gitti ki? Ha, Tut gitti. Holm'u kaptan yaptık. Ya şu adamı alabilsek çok iyi olacak arkadaşlar. Şu adamı çıkartabilsek orta sahi var ya, şampiyonluk hamlesi olabilir yani. Aleykümselam. İyi takım mı la o kadar Southend? Ligin 17.'si. Aslında çok mağlubiyet aldık arkadaşlar. 4 tane mağlubiyet az değil ama rakipler de çok puan kaybı yaptılar. Bir de şöyle bir şey var. Hakikaten mağlup olduğumuz maçlarda bile oyun anlamında rakiplere üstünlük sağladığımızı söyleyebiliriz. Bir gol yemişiz, 37 gol. En çok gol atan biziz ama çok gol yemişiz. 21 gol biraz. Yani sıkıntı orada bence biraz. Beş maç daha zor ya. Vanarama'dayız. Vanarama. İngiltere'de Vanarama. Kendimiz oluşturduğumuz bir takım. En alt ligden başladık. En alt ligden bir üst lige çıktık. 3 sene sonunda şimdi Vanarama, genel gerçek Vanarama'da mücadele ediyoruz. 5 maç zor. Yoruldum ya. Vallahi 2,5 saat oldu be. Tamam, bakarız bakarız. İçeriden de hanım sesleniyordu, o yüzden arkadaşlar biraz kaçmam lazım. Yarın yayın açmamız için. McDonald'ın sözleşmesi bitiyormuş. Oğlum gelsene bize ya. Gelmiyor. Haydi bakalım. Şimdi şu kadroya bir bakalım. Allah'tan sakat ya da cezalı mı? Çok bu kadroya çıkacağız arkadaşlar. Yani bir tak sol tarafa bir Cooper hamlesini yapacağım. Thompson'ı 7'ye atalım. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyoruz. Hadi bakalım. Vallahi yani bir puana bile varım. Ama dediğiniz gibi 3 puan olursa çok 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 iyi olacak arkadaşlar bu deplasmanda. Yani zor maçları geçti. Kendi sahamızda ikinci ile üçüncüyü yendik.
24.'e yenilmemiz biraz şanssızlık oldu açıkçası deplasmanda. Ya abi o kaleci degajından o topu aldırmayacaksın ya. Kaleci degajından o topu aldırmayacaksın. Yalnız deplasman tribününe bakar mısın? Bizim şu an oynadığımız kale arkasında artık seyirciler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Vay pozemeklere bak. Tiki taka yaparak çıkmaya çalışıyorlar. Pas filan. Ulan sizi var ya. Öperiz. Bel. Sakın. Lovrens. Evet, dara gelen oyun bizim işimize gelmiyor çok fazla. Dara gelirse oyun sıkıntı. Şu an rakip tamamıyla kapatmış durumda, bu sıkıntı. Cooper, Gonzalez, Morton. Çok iyi pas geldi sol beke. Çıkartırsa gol olur ve gol. Dixon. Ulan aferin sol bek sana. Ne koşu attın be. Çok iyi koşu değil miydi arkadaşlar? Yani boş alana, topsuz alan koşusunu o kadar iyi gösterdi ki bakın. Bakın iyi izleyin. Bakın şimdi. Bak. Çok iyi. Çok iyi. Pas da çok iyi ama koşu çok iyi. Ne zaman? Beylikdüzü'nde ne ki? Araplar mı? Oğlum çok yabancı. Çok yabancı geldi Beylikdüzü'nün ya. 5 sene önceki Beylikdüzü yok. Dikkat etmek lazım. Ne zaman? Nerede? Mekan, lokasyon neresi? Vadi deme bana Yeşil Vadi. Şimdi Gonzales. Tovi. Tovi aldı gidiyor. Tovi götürüyor. Cooper. Morton. Bıraktı Holm. Holm aradan Dixon. Dixon! 2-0 dakika 26. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol Dixon'dan. 2-0 öne geçiyoruz. Southend deplasmanında. Holm, Dixon harika vurmuş arkadaşlar. Olağanüstü bir gol. İkinci golünü atıyor bugün. Kiralık aşk Dixon. Devam. Obi. Collins. Dixon araya girdi. Dixon. Tamam. Çek geriye. Aferin. Tamam güzel. Orta merkez boşaldı. Şimdi Tovi'ye atın. Tovi'ye atın topu. Tovi'ye atın. Sol bek Revan yine hücumda. Morton. Çok dara geldi. Çıkart geri. Tamam güzel. Şimdi yine Morton. Lovrens. Solda Revan. Aradan çok iyi pas. Cooper gol pozisyonu. Harika bir gol. 3-0. Barcelona gelsin. Tiki taka izlesin. Geçen yaz. Hoş geldin. Nerede ama nerede geçen yaz dediğin lokasyon söyle bana. Ona göre ben de yorum katayım. Ya çünkü Beylikdüzü'nün aşağıda mesela sahil mahallesindeyse gayet normal ama Yeşil Vadide filansa sıkıntı. Oğlum niye haber vermedin? Niye dışarıda yattın ya? Haber vereydin ya ama o zaman ben yoktum muhtemelen. Abi her taraf sokaklar tehlikeli zaten. Net tehlikeli yani sokaklar. Bir duran top şansı. 42. dakika. Solda Raven harika oynadı arkadaşlar. Muhteşem bir performans. Ya ahi McAllister. Yok lan bildiğimiz McAllister değildir değil mi? Şimdi Morton. Alamadık. Raven çok güzel. Sol bekimiz maçın en iyisi şu an Dixon'la beraber. Holm. Savunma arkasına. Dixon içeride. Tony Dixon. Neler oluyor Southend deplasmanında Dixon Show. 4-0. Kavak stadını biliyorum biliyorum. Ben de onun yukarısındayım zaten. Sarıyer ama Sarıyer daha şeydir. Yani nasıl diyeyim ben sana? Sarıyer'in oturmuş bir demografik yapısı var. Ya mesela nasıl diyeyim? Şöyle diyeyim sana. Yani nesillerce süren işte annesinden babasından kalır oturur. Kaliteli bir yapısı var. Beylikdüzü öyle değil ki. Yeni gelişen yerler her zaman daha sıkıntı. Eski hele 5 sene önceki Beylikdüzü ile alakası yok şu an yani. Çok üzücü. Şimdi Cooper. Valla muhteşem bir oyun. Resmen ezdik geçtik. Araya bırakırsa gol olur. Bıraktı. Gonzales. 5-0. Aman Allah'ım neler oluyor. Tabii öyle işte tahmin ediyorum zaten. Nesilden nesile gelişen yerler bunlar. Yani dedenden kalır. Kaliteli yerler kısacası arkadaşlar, gelişmiş yerler. Ama bizim buranın demografik yapısı çok değişti yani, Suriyeli dolu yani. Biz bile akşamları Yeşil Vadi var mesela, nasıl diyeyim size? Bağdat Caddesi'nin sahili gibi Beylikdüzü'nün o kadar önemli bir lokasyon gidemiyoruz. Gidemiyoruz.
Ya muhteşem bir kere arkadaşlar. Deneyecek çok bir şey yok. 5-0 öndeyiz. Will Dixon'dan 4 gol geldi. İkinci yarı tempoyu düşüreceğiz haliyle ve beklemeye biraz geçeceğiz. Yani bu takım böyle gidersek sanki playoff yapacağız gibi gözüküyor. Yani şu bugün bu yayında açıkçası iki maça çok üzüldüm. Bir 24. yenildik, bir de kendi sahamızdaki Hammond State maçıydı. Ah penaltı. Penaltı. Sultanbeyli en iyi yer dedi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaçırdı. Ben göremedim. Kaleci mi kurtardı penaltıyı? Görmedim. Şeye bakıyorum. Aynen öyle oldu kardeşim. Ne yazık ki işte ülkenin demografik yapısı bu kadar değişirse. Sultanbeyli dedi ya. Ne yazık ki arkadaşlar onu oynayacağız. 2 hafta kaldı işte. Ona göre gençsiniz. Ona göre tercihinizi yapın. Kime inanıyorsanız. Kime, şuna verin demiyorum. Kime inanıyorsanız ona verin. Şimdi Tobi. Evet evet ya doğru diyorsun. Oo, Morton Mor attı. 6-0. Müthiş bir yayın sonu arkadaşlar kısacası. Yani hakikaten bakın hala ısrarla diyorum. Yani beklediğimden çok iyi bir performans. Zaten medyanın tahmini de ortadaydı. 23. olacağımızı düşünüyorlardı. Şu an lider durumdayız. İşin garibi, ama çok güzel gol ya. Çok harika bir gol yani. İşin garibi oyun olarak da üstünüz. Rakiplere her maçta, yenildiğimiz maçta bile rakiplere üstünlük kuran bir Cenk Abetis var. Şimdi şöyle yapalım. Tempoyu artık hayvani şekilde düşür. Hayvani şekilde düşür. Hadi bakalım. Aleykümselam, hoş geldin. Kariyer paylaşımları yapılan bir site yer var mı? Ya eskiden Türk Postal Net vardı. Açıkçası biz Discord'da bana yollayın dedim kendi kariyerlerinizi. Ben yayında sizin kariyerlerinize beraber bakalım dedim. Abi sadece 2 tane kariyer gelmiş. Yani 2 tane kariyer de uzun hani yayınlık bir açıkçası şey değil. Olsaydı şöyle 10 tane kariyer vallahi ben sizin kariyerlerinizi inceleyecektim arkadaşlar. Mesela atıyorum Hasan'ın kariyerini açacaktım. 10 sezonda neler yapmış birlikte bakacaktık. Farklı şeyler de öğrenebilirdik. Ben de öğrenebilirdim ama o arz talep meselesi. Eskiden forum vardı. Türk Sportan Net vardı. Kapandı. Şimdi bilmiyorum forum ya. Vallahi hocam taktik çok iyi tuttu. Taktik çok iyi tuttu. Bu taktik yani normalde 2 gündür uğraştığım bir taktik. Aslına bakarsan iyi oturttuk kısacası taktiği ya. Denecek çok fazla bir şey yok. Abi atıyor takım durduramıyorum. Yani Callum Nicholson bile serbest o defansif ortası 6 pasta. Ceza sahasına 7 kişi sokabiliyoruz. 7-1. Oyuna yeni başladın. Tavsiyen tamamıyla kendi futboluna odaklan. Başarılı olsan ya da olmasan da kendi futbol mentaliteni uygulamaya çalıştır. Oyuncuların gelişimleri için bireysel antrenmanların hepsini kendin ayarla. Maç analizlerine çok girme dedim. Hani rakip ne oynuyor? Kendi oyununu oturtmaya çalış kısacası. Ve maç içinde muhakkak müdahalede bulun. Ya ben çok yayıncı izliyorum arkadaşlar gün içinde. Adam başlıyor. 90 dakikayı aynı taktikle götürüyor. Götürmeyin arkadaşlar. Yani hazırlık kampını, yaptığın hazırlık kampını geniş özet izle. Yediğin gollerin hepsinde durdur. Savunmanın yerleşimini gör. Attığın gollerin olumlu noktalarını not al. Ben öyle taktik yapıyorum mesela. Ve işe yarıyor da çoğu zaman. Evet, denecek bir şey yok. Callum Wilson 4 gol 10 performans puanı 7-1 ile geçtik Southampton arkadaşlar deplasmanda. 7-1 ile. Ya bence bu oyun öyle oynanmalı arkadaşlar. Biz hep diyorum size yanlış oynuyoruz bu oyunu ya. Çok net söylüyorum. Valla ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Mesela bu taktiği ben 2 gün önce plan yaptım. Manchester United'da denedim. Hazırlık maçlarında açtım geniş özeti abi. Yediğim golleri analiz ediyorum. Hücuma çıkışları uzaktan izliyorum, bakıyorum. Tek tek değiştire değiştire belli bir noktaya geliyorsun. Ha eksiklikleri var mı? Tabii ki olacak o kadar eksiklikleri yani. Ha iyiyim de demiyorum bu arada. Partizan önde mi? Hadi bakalım. Kaç dakika var? Evet, muhteşem kazandık arkadaşlar. Muhteşem bir galibiyet. Yayını çok güzel tertemiz yaptık. Şimdi puan tablosuna bakacağız. Ve yarın nereden başlayacağımıza bakacağız. Gerçekten garip bir durumdayız. Bunun altını çizelim.
Hiç beklemediğimiz noktadayız. Açıkçası almış olduğumuz mağlubiyetleri de hak etmediğimiz mağlubiyetler. Yani Aldershot deplasmanında 2.43 gol beklentisinden ne yazık ki 1 gol bulduk. Rakip 4 şut attı, 2 isabet, 0.96'dan 2 gol attı. Hemel-Hempstead maçı ki bu videodaki bir diğer yayındaki mağlubiyetimiz. Beraberliğimiz yok görüyorsunuz. 9 şut 3 isabet ki biri penaltı. 1.35 gol beklentisi. Biz 28 şut 6 isabet 2.64'te dövdük ama 1 gol atıp 2-1 yenildik. Torquay maçı, hadi Torquay maçında o, bu maçta bile iyiydik. Yani 7 şut 2 isabet 0.48 gol beklentileri var. 67'de gol attılar. 19'da penaltı kaçırdık. 1.70'ten golü bulamadık. An itibariyle bir peri masalı yaşıyoruz. Beklenmedik bir durumdayız. Çünkü şunun altını çizelim. Çok diyorsun diyeceksiniz ama bence bu önemli arkadaşlar. Medya sezon öncesi bizim 23. olacağımızı tahmin ediyordu. Ve biz sezonun neredeyse yarısına geldik. 3 maç sonra sezonun yarısı bitecek. An itibariyle 20 puan ve 44 20 maçta 44 puanla lideriz. Puan ortalamamız 2.2. İkinci sırada Aldrich'in var. 19 maç 38 puanla. York 19 maç 36. Oldham 20 maç 35. Moors 18 maç 34 puanda. Yani en kötü ihtimal eksik maçların rakipler oynasa bile 3 puan farklı lider durumdayız. Önemli olan artık bence bu dakikadan sonra liderliği konuşmak için hala erken olduğunu düşünüyorum ama 8. playoff sıralamasındaki Islake'le aramızdaki puan farkı 12. Neden bir playoff yapmayalım onun derdindeyiz. Şu XG tablosuna da bakalım mesela. Mesela ligin en çok XG üreten takımıyız arkadaşlar. 43.088 XG üretmiş durumdayız. Bu çok önemli bence. Yani resmen rakipleri sürklase etmişiz. Yani ikinci sıradakinin 30.7 XG'si var. Biz şu an itibariyle yaklaşık %40 ondan fazlayız arkadaşlar. 43.8 XG'ye gelmişiz. Bence bu önemli bir parametre diyebiliriz bizim açımızdan. Yarın akşam görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İlk çıkıyor. Pardon, şampiyon çıkıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7 playoff oynuyor yine. Ne yazık ki 6 takım playoff'a giriyorlar arkadaşlar kendisi arasında. Aynı bizim alt ligdeki gibi. Aynı. Takım önerim, bence ilk oynuyorsan güçlü bir takımdan başla. Premier Lig'den al Arsenal'i falan, onunla başla. Öğrenmek adına en azından. Yani 6 playoff'ta da ikisi çıkıyor, aynen. Aynen. İki takım. Öteki taraftan da gelecek iki takım beraber çıkıyorlar. Bir lig daha var Vanarama. Oradan da gelecek takımla çıkıyorlar galiba. Evet, şimdilik bitiriyorum. Yarın akşam görüşmek üzere arkadaşlar. Bakalım bu peri masalına devam edebilecek miyiz? Harika gidiyoruz. Futbol şansımız da yanımızda olursa ben playoff'a artık inandım. Playoff'a inandım. Onun ötekine bakmıyorum. Dur bakalım. Nereden bakıyorduk ligler ya? Türkiye'yi açmamışım yalnız. Türkiye yok galiba. Bir bakalım. Bütün büyüklükleri açıp Türkiye'yi açmamış olabilirim. Evet. Açmamışım Türkiye'yi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyon olmuşlar arkadaşlar itibariyle. Okan Buruk hala teknik direktör. Şöyle oyunculara bir bakalım ama şey, eski oyuncular var. Saçma oyuncular gelmiş. Ben büyük ligleri açtım. Türkiye ligini açmam. Database çok olup da oyunu yavaşlatmasın diye kısacası. İyi akşamlar diyorum. Başımız üstünde yeri var. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.